Hop. Kayıt alıyor mu? Alıyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldin. Bu şu an gecenin 12'sinde. Yani aslında ben şu an yayında değilim. Bu YouTube için çektiğim bir seri. Yani şöyle bir seri. Biliyorsunuz ev aldık. Evi döşememiz lazım ve bunu onlineken yapmak istemiyorum. Çünkü uzun ve yorucu bir şey. Bu sebeple yayındayken ev yapmama kararı aldım ve Mia'yı da hatta rica ettim. Şimdi Discord'da o da. Sesini kapattım, ayrı konu. Birazdan role gireceğiz. Role girip birkaç tane böyle rolün temelini hazırlayıp ondan sonra muhabbet geyiğe dönüp ev döşeyeceğiz. Bu yüksek ihtimal uzun bir video olabilir. Hiçbir fikrim yok. Bunu bilin. Hani böyle çerezlik video. Açın arkada dönsün gibi. Sonra istiyorsanız böyle kademe kademe ilerleyip de evin durumuna bakabilirsiniz. Çünkü zaman alan bir şey. Ondan sonracığıma ne diyecektim bir de? En son hatta 3-4 saat öncesinde video atılmıştır diye düşünüyorum YouTube'a. En son biz ev aldık, mev aldık. İşte Mia salonda, yatak odasında uyudu. Ben salona yattım, yere. Miko yere yattı. Ama kendisi kendi yayınında beni kaldırıp Mia'nın yanına götürmüş. Ayı nasıl kaldırdıysa artık. Neyse, yanına götürmüş. Ve de ne olmuş? Biz tabii Mia ile yan yana yatıyor olmuşuz. Hikaye buradan devam edecek. Böyle 3-5 dakika, 10 dakika ne kadar bilmiyorum, role gireceğiz. Sonra ben mimarlık, iç mimarlık rolüne bağlayıp basacağım, gideceğim. Sonra da normal takılırız. RP, OFA geçeriz. Hadi kamerayı kapatıyorum. Takılalım. Bu arada evi döşerken de kamerayı kapatacağım. Bilin baştan. Çünkü böyle mal gibi kilitlenmek zorundayım. Kamerasız normal RP yayını takılalım. Hadi öpüyorum. Şimdi bizim Miko ne yapmış? Mia'nın yanına koymuş. İkisinin de haberi yok. Çok yorgunduk zaten. Göl bardan sonra. Ben dedim ki Mia'ya doğaçlama gireceğim, haberin olsun. Aklıma da bir şey geldi, ona da böyle bir çıtlatır gibi oldum ama. Osurarak uyandıracağım. Bak ama romantizme bakar mısın? Şu romantizme bakar mısın? Bak beni Miko'ya tırmış böyle. El ele tutuşuyorlar aga be. Bunu biz ayarladık bu arada az önce. Şimdi ikisi de farkında değil. Ve o sorarak uyandırabilecek miyim acaba? En sağlamından mı vursam acaba? Dur bakayım. Sarı. Lan! Kurbağa mı geçti buradan? Kurbağa galiba da sen yatakta. Lan. Bir şey diyeceğim. Hey. Ben neden burada yatıyorum lan? Bilmem. Sen mi beni yatağa attın? Ben senin ıstaşım Saru. O Ama da doğru. yani iyi olmuş. İçeride tahtada canı yanardı. Ya Yani bir nasıl dakika. ya? Miko. Sinirim bozuldu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Kesin Miko beni buraya taşıdı ha. Yani evet olabilir ama iyi olmuş. Bir Ulan. sırtın ağrım. Ya sırtım tamam da ilk geceden de yani. Bir Ya bir şey oldu. anlaşmamız vardı. Ben içeride yatacaktım. Şimdi bunu... Neyse tamam hadi. Şimdi şey oldum bir an. Tamam, şey yapmadı. Yani bir şey olmamıştır herhalde. Değil Yok mi? canım ne olacak ya, Hani. Allah Allah. Ben en son içeride yattım. Şimdi burada uyandım. Kurbağa Evet, kurbağa geçti galiba suya. Ha, göl var. Karşıda göl var. Gölden gelmişlerdir yavşaklar. Uyandırdılar. Sen nasılsın? Günaydın. Günaydın. Ne Ben haber? iyiyim. Rahat uyudum. Sen? Vallahi ben de mışıl mışıl uyumuşum ya. Uzun süredir böyle rahat yatmamıştım. Ben de bayağıdır motelden sonra iyi geldi. Vallahi güzel yatak almışız ama ha. Bayağı iyi yatak. Bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi Evet. gece boyunca hiç uyanıp yanında yattığımı görmedin mi? Yok, ben hiç uyanmadım. Ölü gibi uyumuşum. Ben de Nasıl ölü gibi olduysa. uyumuşum ya. Yani top patlasa duymam. Tamam bu konu
Bence burada kapansın. Aramızda. Ya yok canım, niye aramızda olsun sadece? Ama bunun lafını yaparlar biliyor musun? Bizim çocuklar yapar yani. Eşim seni Mukot buraya getirdiyse, ağzına sıçacağım onu. Söylediyse altanlara falan. Yani söylemişse de onun bileceği iş. Ben mi yattım? Kendi taşımış beni buraya ya. Ulan saat kaç? Bunu sonra bir ara ayırırım. Neyse tamam. Bu konuyu ayrı bir konuşuruz. Bak zaten gerildim. Üzerimdeki mor mayomla birlikte şu an hiç seksi hissetmiyorum kendimi. Yo iyi görünüyoruz. Yani şey yo, mayo işte ne olacak da. Yok korktum da uyanırken. Hani anlattım ya sana geçen. Evet. Allah korusun. Ev aldık, çadırda yatmayalım. Kalkan yapacak masa. Evet evet. Hiçbir parça bir şey de yok yani. Bazayı mı kaldıracaksın yerinden? Bakayım kaldırabilir miyim? Zannetmiyorum. Belin tutulur, belin. Ulan evi aldık. İlk günüm, ilk gecemizde geçirdik yani ha. Yani erken oldu biraz ama. Ama evimize bak ya. Ya piçlik yapmak için de yapmayacağım. Vallahi çok güzel ev ya o. Yalnız bir çok şey söyleyeceğim. Güzel. Bu evi acilen döşettirmemiz lazım. Evet. Ben ne yapayım biliyor musun? Dün yatağı aldığımız yer var ya. Evet. Gideyim oraya. Ondan sonracığıma orada bir sürü ev eşyası var. Av eşyası değil. Kafam ava gitti. Ev eşyası var. Belki de mimarları falan vardır. İç mimarları gelir döşettirir burayı. Oo süper olur. Ne alacağız şimdi? Vallahi bilmiyorum. İstiyorsan sen bana bir anlat. Sonuçta birlikte aldık bu evi. Gel şöyle bir iki saniye plan yapalım. Sonra ben gideyim adamları anlatayım. Evet burası yatak odamız. Odamız yani sırayla. Evet sırayla inşallah. Evet. Şimdi sırayla burayı kullanacaksak eğer. Bilmiyorum ya, evi dişi kuş kurar. Sen kur. Anlat bakayım. Sen anlat, ben adamlara derdimi anlatırım. Ben diyorum ki dolabı buraya koyalım. Ha komodini buraya koyalım. Evet. Tamam. Şuraya da bir televizyon atarız. Oo, film izler miyiz? İzleriz tabii. Tamam. Ondan sonra işte mutfağa buzdolabı falan filan. Mutfağı yapalım. Salona güzel bir L koltuk alırız. Evet, orada da film seyrederiz. Burada da izleriz. Şuraya da şey alanı mı yapsak? Böyle zevk köşesi. Yani müzikli nasıl falan yani? Böyle işte ne bileyim, pilardo olur, masa tenisi olur, varsa bir şeyler, paramız yeterse alalım. Zevk köşesi. Tamam evet. Olur. Uyar tamam. Bana. L koltuğu şöyle ortaya atarız. Ha evet bak, buraya L koltuk olur. Şurası, burasın yemek takımı mı yapalım? Evet, yemek masası da almamız lazım. Ha yemek takımı dedim. Kokuları falan da çağırırız. Şey masası. Oo. Ben tamam. Yemek yaparım size. Bakalım başka ne var evde? Ya zaten ben iç mimara söyleyeceğim ya. O kendi fantezilerinde yapar herhalde. Yapacak olan da benim. Şey yapalım. Ne yapalım? Dumbbell falan da alalım. Ben spor yapıyorum. Oo, kum torbası da koyar. Buraya yapalım mı spor yerini? Spor yeri buraya. Bakayım tam şu ortada şey olsa, kum torbası. Kum torbası evet. Dumbbell'larımı şuraya koyarız. Kum torbasını oraya koyarsak yer bayağı biter. Ya da kum torbasını şu köşeye koyalım. Köşe mi diyorsun? Ha buradan böyle bam 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 ben çalışırım. Süper. Selo. Efendim. Sabahları sporda gider miyiz? Spora mı? Hı. Gideriz. Karşıda şey var ya, park var ya, orada yürüyüşe çıkarız. Bakayım. Baksana karşıya. Şurada mı diyorsun? Hı. Yani ben normalde öyle çok... Ben bidonlarla, damacanalarla falan spor yaptım bugüne kadar yani. Ama koşarım. Hatta sen beni giydirsene spor kıyafeti. Anlaştık. Tamam. İyi. Evin içine, arkasına bir şey yapılacak mı? Bundan olmuş ama. Ölmüş görmüşler. Yani arkaya da çok bir şeye gerek yok aslında. Ulan vallahi şu ev bana var ya, harbi huzur veriyor ha. Evimiz çok güzel. Oo komşu gelmiş. Kim bu?
Selam. Bilmem. Selamünaleyküm bacım. Ha, yan komşu musunuz? Hayırdır, burada niye oturuyorsunuz Allah Allah? Kendi bahçesi yok herhalde. Tabii tabii, gelin istediğiniz zaman da haberli gelin. Aynen. Aile var ama şey, yani oturuyoruz biz burada. Evet ya, havuza falan girecekseniz giyin bikininizi, girin yani. Sıkıntı yok, paylaşabiliriz havuzu. Ertim seni. Kendi bahçende gir. Tabii gelebilirsin istediğin zaman. Oh. Tamam ya, bu dışarıya bir şey lazım değil. Zaten masamız, sandalyemiz, her şeyimiz var. Evet. Mangal sözünü unutma. Ay, bir de mangal partisi yapmak zorundayız. Söz verdik. Güzel olur. Ama ben sana kendim kanat yapacağım orada. Tamam, anlaştık. Ben baba mesleği. Evet, bana fasulye yemeği yapsana, canım çok çekti ya. Fasulye. Tamam, yaparım. O zaman ben giyineyim. Hı hı. Gideyim şu elemanlarla bir konuşayım. Benim araba garajda şey yapabilirsin, alabilirsin. Ha, garajda mı senin araban? Hı hı. Tamam, onu alayım gideyim. Para şey yapayım mı? Yok yok, zaten senin paran bende. Senin paran, benim param mı var? Var tabii canım. Ben sana bu arada bu ev için verdiğim parayı geri ödeyeceğim. Hayır, yok öyle bir şey. Onu ayrı tartışırız. Tamam, ben şurada bekleyeyim. Kıyafetler değişti bu arada. Hızlı, anahtar hızlı yatağın yanında. Arabanın anahtarı mı? Hı hı. Telefonla beraber oraya koymuştum. Tamamdır, ben gidiyorum o zaman. Şu elemanı ayarlayayım, bir konuşayım, bir bütçe pazarlık bir şeyler yaparım. Biz salarız çıkarız, adam istediğini yapsın. Bakalım kaç günde döşecekmiş. Bir iki günde yapar belki. Tamam, geleceğim. Öptüm. Ulan Saro, gitgide yumuşuyorsun lan. Yaşlanıyor adam, normal. Tamam, bundan sonrasına gerek yok. Biz bastık gittik şu an. Şöyle yapalım. Bu araca sahip, anan nasıl sahip değilsin lan? Yedek anahtarı bende. Ha, ben koyamıyorum. Tamam. Tamam, burada dursun bu o zaman. Ama kilitleyebiliyorumdur herhalde. Ha. Şimdi arkadaşlar. Geçen günkü Miko'nun bize pasladığı rolü devam ettirmek zorundaydık. O yüzden öyle yaptık. Şimdi ben Discord'un sesini açacağım. Bundan sonrası RP off abi. RP değil. Yani biz Discord'dan konuşacağız. Varsayın ki biz evde değiliz ve ben iç mimarları ayarladım ettim. Normal tabii, insanlar bunu yayın yapmayanlar veya kendi başına oynayanlar böyle yapmıyor. Ama biz gene de yayınla verdiğimiz için, işte YouTube'da paylaştığımız için böyle yapmak zorunda hissettim kendimi. Zorunda değildim ama hani size de hoş bir şey olsun diye. Her neyse, biz gireceğiz. Paramızı hesaplayacağız. Paramızı hesapladıktan sonra bir bütçe düşüneceğiz kafamızda. Ona göre mobilya sistemiyle evi komple döşeceğiz. Sanki iç mimar döşemiş gibi. Sonra yarınki, daha doğrusu bugün izliyorsunuz bunu. Akşamki yayında da o ev güzel olmuş lan falan, mis gibi olmuş diye role gireriz. Dur, ben Fulya'nın sesini açayım. Bir de bir şeye bakacağım. 20 bin var. Bankamda ne kadar var? 179. Tamam. Dur, onunla şimdi hesap yaparız. Ben hatırlamıyorum ha ne kadar yolladığını. Şimdi bundan sonrası RP off. Sesi açıyorum Discord'un. Fulya. Yep. Selamun aleyküm. Selam. Ya bu iç mimarlar şerefsiz ya. Adam 600 bin dolar istedi, var mı sende? 600 bin dolar mı? Hemen bakıyorum. Bir kumara gitmemiz lazım galiba ya. Evet, sen kumardan vurursun bu arada. Bir şey diyeceğim. Sen ne kadar... Bir hesap yapalım. Bak şimdi ben videonun içinde şey dedim. Hani şu an RP ofus artık. Hiçbir şekilde RP yapmıyoruz. Ben iç mimara gittim, evin adresini verdim, cart yaptım, cürt yaptım. Seni aradım, tamam, telefonla. Sen de çıktın, iç mimar gelecek, döşecek burayı şu an. Okay, hikaye öyle. Biz akşam yayına girdiğimizde, yani ne zaman gireceksek, böyle şey RP'si yaparız, daha güzel olur. Hani iç mimardan haber geldi, evi hallettim de. Normalde gerçek hayatta böyle olmaz da işte. Anla. Hani hallettim. Tamam, okay. Gidin bakın.
İşte ben de senin az önce yaptığımız RP'deki o planlamaları da anlattım oraya. Evin metrekaresini verdim gibi düşün. Biz Tamam. döndüğümüzde böyle hangi programdı lan o? Bir tane vardı ya. Aa diye bağıran bir Aa kadın evet vardı. şey ya. Evi döşüyorlar ediyorlar. Sürpriz böyle giriyorsun içeri. Ev dayalı döşeli. Bence gayet güzel. Öyle bir rol yapalım. Ay artı bir. Bir Tamam de sevdim. şeyi hesaplayalım bir de. Şimdi bak. Mobilyaların ne kadar tutacağını bilmiyorum ama bizim kaç paramız vardı? Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bende Dur. 74 bin var. Sendeki önemli değil o. Şimdi onu unut. Öyle bir paran yok. Sen bana 200 bin dolar yollamıştın, değil mi? Evet. Tamam, ben de hatırladığım kadarıyla 180 bin dolarım, 180 bin dolar vardı. Biz bu ev için ne kadar para yolladık? 200 bin mi? 200 yolladık aynen. 200 yolladık. Yani bizim toplam 380 bin dolarımız vardı. 20 bin senden daha fazla almışım. Sonracığıma ne oldu? 200 binli bunun yolladık. 180 binimiz kaldı. Kontrol ediyorum bankamı. Evet, 179 binim var. Şimdi benim nakit olarak geçen gün, yalnız şurada bir adilik olması, adilik var. Benim 20 binim yoktu. Hatta çete yazdırmıştım ya. Kaç para? 3. 13 bin, 13K Heh, falandı. 13.200'dü galiba. Yani küsuratını hatırlamıyorum ama 13'ünü hatırlıyorum. Tamam, o zaman 13 bin verelim. Şimdi hani admin power'dan tamamen çıkmak adına, kimsenin hakkında yememek adına, dur bakayım. 13 bine yuvarlayacağım ben onu, kendim mi bulayım da. Bu arada server'da şu an yine 64 kişi oynuyor. Saat 11.30. Deli gibi rol yapıyor millet. Biz de burada ev döşüyoruz lan. Bu arada 13. dün gece de saat 4'te 45 kişi vardı. Güzel ya, sarıyor şu an roller. Tamam, 13 bin de kendime ekledim. Biz burayı Bankadan komple... gidip çekmen lazım yalnız daha. Aa, o zaman ben gideyim. Tabii. Offstream. Bankamdan çekeyim onu. Şurada var Offstream hemen mi? banka. Eve bir ATM atmamız yok mu lan? Yok artık. İnşallah biri karşıma çıkmaz da rol yapmak zorunda Sen kalmam. bayağı para şey yapacakken. Ben bütün paramı çekiyorum ya. Çek. Ya paramı dediğim işte 180 binimiz kalmış zaten. Hepsini çekiyorum. Artana göre ya geri kalan hepsini sana veririm işte. Allah'ım istemiyorum ben para. Allah Allah. Var Bizim de bir param deli ya. bizim de bir delikanlılığımız var hani yani. Tamam. Ciao. Tamam. Arkadaşlar, bu Mia'nın arabası deli gibi gidiyor. Bak 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 bak. Bizim Rambo gitmiyor ya. Nerede lan? Parkın yanında. Yok şimdi Araba mar... parkının yanında. Şuradan ben bir okutayım para. Ne oldu? Baga girdi. Aa. Paramız vardı ya artık yok falan dedi. Artık yok. Ben 179 1 2 3 olarak bankanızdan 179 bin çektiniz. Bu arada ben hani böyle fanteziler yapıyorum ya, şunu yapayım, bunu yapayım. Bir anda ev yarım kalabilir. Neyse ya yatağımız var bir tane yeter. Değil mi ya? Yani. Başka ne gerek Ulan bu var ya? ko. Ulan Miko, daha bir heyecanı kalsaydı ya. Yok canım, alt tarafı uyumuşlar, ne olur. Bu arada ben senin arabanı garaja koyamıyorum ha. Sen öyle bir şey söylemiştin galiba. Tabii, şey dış garaja koyulmuyor. Evin yanındaki garaja. Normal şeye koyabilirsin. Normal Normal garajda garajı koyup koyabiliyorsun. buradan çekebiliyorum. Yok buradan çekemiyorsun. Ben buraya koyarsam buradan çekersin. He. Normale koyarsam normalden çekersin. Tamam. O zaman ben mobilya düzenleme kıyafetlerimi Hangilerini? Tabii ki de ekoseli donumla rahat rahat tornavidalar, matkaplar kullanabilmek için. Satisfaction'da çarkı yatar. Devam. Şimdi ben videonun bir yerinde söyledim. Bu kısım bundan sonrası biraz sıkıcı olabilir. Yani benim için sıkıcı değil de hani izleyen için of, incik boncuk, çünkü böyle koordinat koordinat ayarlayıp yerleştireceğiz. Bir de 3 tane mobilya koyup da bırakmayacağız. Buradan Aynen. Fulya'ya da söylüyorum. Sıkılırsan git. Konuşma. İstersen uyu, geldi. Ben çünkü takık bir adamım ya. Yok yok sıkılmam. Devam. Dur şu kahvemi dönüme alayım. Yatak odasından mı başlayacağız?
Ya bence yatak odasında zaten şeyler var ya, bu buzdolaplarıyla şuraya saat motifi yapmıştık. Hı. Ben onları hızlı hızlı çakayım. Düzgün bir Tabii. şekilde. Ne yaparız? Buraya televizyon koyarız. Az Tamam, önce altına yaptığımız şey gibi. gene. Evet, altına dolaptan bir TV ünitesi yaparız. Şuralara iki tane, neydi lan bu yatağın yanında duran? Bir adı vardı onun. Komedin. Komodin miydi o da? Sehpalye işte, Yok. komodin. Şifonyer şey, şu büyük olan. Şuraya koyacağımız. Aa, bu şifonyer komodin o mu Aynen, oluyor? komedin yanlar, aynen. Ha, ben Yatak o yanı zaman komedin. başta yanlış söylemişim. Rolde yanlış söylemişim yani. Olsun olsun. Evet, o zaman Erkek ne bilir ya? ya bilirim canım da yani Can şu sıkılıyor. mobilyalar mobilya. Sana da ekran açıyorum bu arada. Şey yapar mı? Kasar Hiçbir mı? şey olmaz. Sana da ekran açtım. Şimdik öncelikle bizim bol bol kullan, bak bizim şansımız ne biliyor musun? Son eklediğimiz objeler var ya, buzdolabı, lavabo falan. Buzdolabı hayat kurtarıyor zaten. Hayır, o da değil. Ben bu objeyi eklettirdim Melih'e. Seçtik, ekledik. Fiyatlarını düzenleriz dedik, kaldı. Şimdi buzdolabı normalde 1000 dolar, 1500 dolar falan olur. Biz 350 dolardan, ya da sunucudaki herkes şu an aslında 350 dolardan okutuyor bunu. Oh. Yani bol bol kullanabiliriz ki 350 dolar az değil ama. Şimdi arkadaşlar, buradaki mevzu şu. Ben bunlardan şey yapacağım. Saat altlığı, yani nasıl denir lan o, saat altlığı değil o. Dekor kasacağım yani. Bu arada sen şeyi söyle bana ha, oyunda böyle yamuk mamuk görürsen. Mesela bak Bakıyorum, şunlar. bakıyorum ben yan ekrandayım. Mis gibi. Bunları ilk koyarken böyle yapmadım ben. Baya baya hani kafama göre koydum. Bakalım düzlenmiş mi? Bence düzlenmemiş. Yoksa şu hareketi yapmaz. Heh, şimdi düzlenmiş vaziyette. Şimdi bunu yukarı kaldıralım. Kaldır 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 kaldır. Bunun et kalınlığını bence çıkarmayayım iyi durumda. Aynen, saat koyacağız çünkü bir de. Ama birazcık daha öne çıkabilir. Ha, şu kadar güzel. Sims gibi ya. Şimdi bunu Azıcık yastıkla. daha şeye mi, sağ mı Öyle, kaydıracağız? evet. Şimdi buradan arada da boşluk bırakacak şekilde şöyle yastıkla bunu ortaladık mı? Canavar gibi oldu. Sen acaba harcadığımız şeyleri tutsa, ama ne fark eder? Zaten ne kadar harcadığımız çıkacak ortaya. Tabii, üzerindeki paraya baksan. 180 bin artı 13 bin işte. 193 bin dolarımız Mükemmel. var. Not alıyorum. Obje kaydedildi. Tamam. Şimdi millet diyecek ki, izleyenler, abi niye bu kadar para harcıyorsun? Gene gerek var. Yapmayı ver o saati. İşin zevki bu. Tamam, birinci parçayı taktık. Diğerine geçelim. Ya bu arada şeyin de dezavantajı var ha. Böyle bunu abandığında objeler çok geç yükleniyor. Olsun olsun, güzel olacak. Sunucudaki en güzel ev bizim olacak lan. Şimdi şunu Evet. da. Evet. Evet. Bak bu galiba zaten olmuş gibi. Bir tık. Yaşa lan. Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Şunu da bir tık aşağı, bir tık yukarı bakayım. Daha mı yakındı önceden yaptığımda ya? Önceden daha yakın. Şöyleydi galiba. Hafif. Ama Ama oran bozuluyor böyle de. evet. Diğerini de şey yapmak lazım. Bence onunla uğraşmayalım. Direkt böyle çakalım. Yaz sağ hizalı aynen. Ya da dur lan. Bir iş yapıyorsak adam yapalım. Bir şunun kalınlığın içeriğine bakayım da. Sen de o taraftan bak istiyorsan, kalınlığı tutuyor mu? Tam sen koymadan göremiyorum ya ben. Ha, doğru. Tabii, sen koyunca görürüm. Bence oldu. Bakayım. Ya bu zaten gözükme... Pardon hanımefendi. Anlam değil.
Şunu birazcık daha çıkarsam şöyle. Heh. Bence şimdi canavar gibi oldu. Şimdi bir oran orantıya bakayım. Tamam, ben bunu oraya eşitledim. Buna da he diyorum. Şimdi mobilyalar. Mobilyalar. Mobilya düzenle. 27.83. Hop. Z'ye bas. Tık. Tık tık tık. Tamam, bu şekilde eşit olmuş olması gerekiyor. Evet. H diyelim. Canavar. Ya Saru tam bir romantizm değil mi ya? Felaket. Tam bir ayı ya. Şimdi buna bir tane saat çakacağız değil mi? Mobilya, saat. Saat, 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 saat. Küçük değil, büyük, devasa saat olacaktı, olacaktı. Nerede lan? Çekmeye razıyım. Yüksek ihtimal geçti ve ben gene görmedim. Ben de bakıyorum, ben de görmedim. Hızlı geç. Mesela bu tip şeylerde izleyen görüyor ilkinde. Deliriyor herif. Bu arada eve galiba bir araba... Işte falan, değil mi? Arabayla çarptı. Yok, galiba bir eve. Oha. Harbiden bulamıyorum. Heh. Hah. Tamam. Çüş, ne kadar pahalıymış. Kaç para? $650 gördüm galiba. Ya $650 bize... Aa ulan. Siktir. Hadi canım. Şey mi yapacaksın? İçeri gömeceksin. Evet bak hiç o saat. Az siktir dur. Ya yemin ediyoruz. Ama o var ya şeyden patlayacak. Dur bakayım. İndir aşağıya. Ha, yanardan gör. Bence uğraşmaya değmez. Direkt şöyle çakalım. O. Şöyle. İttirmeyi mi diyorsun? Şey ya, böyle de hoş durdu. Ha. Böyle de güzel durdu valla. Evet. Bakayım bir baga falan giriyor mu? Girmiyor galiba. Ortalı mı saat? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence buzdolaplarını birleştirelim ya. Öyle mi diyorsun? Ama böyle de bir şey katıyor aradaki boşluk. Hani bir dizayn katıyor oraya. Ne diyorlardı ona ya? Kiş mi diyorlardı? Kiş mi? Sallamış olabilirim. Bu işte hani şey yapıyorlar ya. Yatağın arkasından tavana kadar. Vallahi inan bilmiyorum. Bence böyle vuralım. Kötü olmadı. Yetiştir gitsin. Güzel oldu. Güzel oldu, güzel. Hatta he. Diğer böyle siyahlıktan daha iyi oldu. Daha kibar durdu. Çok güzel oldu, evet. Depremde bu var ya, adamın amelini kapatır yemin ediyorum. Sapları, o yukarıdaki oklar var ya. Bakayım şöyle. Üf. Güzel oldu, güzel. Evet. Tamam. Şimdi gelelim. Şu köşeye. Ne diyordun ona? Komodin. Ha, komodin. Ona koyu renkli bir şey yapacak. Tamam. Koyu renkli bir komodin bulalım. Dur en alttan düzgünce bakıyorum. Kurutma makinesinden yapar mıyım? $850. Allah razı olsun. Masa çok büyük kalır. Bak şu... Ulan bu... Bak aslında biliyor musun? Bu doğru bir şey değil her skriptlerde. Adam bunu almak zorunda. Yani deneyemiyor bile. Ya evet ha, orada şey atıyorum işte, backspace'i basıp şey yapsak, hani iptal etsek gördükten sonra. Evet, iptal etme olsa ama... çok güzel olurmuş. Neden olmasın, Zikra'ya söyleriz. Şu masayı görmek istiyorum ama. Ya o evin bir büyük diyebiliyorum. Büyük değil mi bu? Sanki böyle bahçe masası gibi. Aynen. Şunun kadar vardır. Galiba. Aynen. Bu? Bu da büyüktür ya. Ahşap masa. Aa bak bu olur. $700 ama ben bunu... Onun üstü şey ama alma. Ah siktir.
Bu ne ya? Şeytan admin power'ı kullandı. Paranı geri aldı. Var paramız, alma. Yok be, alır mıyım? Şey, üstü kötü bunun ya. Şöyle yapacaktım, anladın mı? Yarım koyacaktım buraya. Peki biraz pasaklı olmamız yok mu? Var ama... bu arada ya. Niye olmasın ki? Bakayım. Yani aslında kötü de değil ha. Yani ev sonuçta. Ev de dur bakayım. Diğer tarafı belki daha temizdir. Vallahi öyle. Orada tabak... da şey var. Aa. Var var, orada da tabak var. Tabak olsun ama... Ama bu tarafı daha iyi. Evet, kül tavlasından evet. Falan iyidir ya. Dur bakayım. Bak şu ölçü iyi gibi. Güzel. Tamam ya, film seyrederken pizza ya, falan yedik. Pizza yedik ya, Allah Allah. Hah. Ne var yani? Aradaki biraz boşluk kalması hoş. Yüksekliği iyi mi? Bence iyi. Çakıyorum, çaktım. Aynısından bir tane daha koyacağız ama. Tabii tabii, işte ya, yedik şey. Film seyrederken yedik. Tamam. Gel bakayım. 700 dolar da iyiymiş ha. 700 dolar yani şu an var ya, çatır çatır. Hoş görünüyor. Tamam, bunun ben kül tavlasını yok ederim bu arada burada. Dur bakayım. Edemeyebilirim. Şimdi şey, bunun... ters çevir, ben diğer tarafa koymuş gibi yapalım yani. Ters döndürsen eve. Aynısı olur. Olsun, ne olacak? Olsun. Bir tabak sen, bir tabak ben, birer tane de bira yani. Oraya ışık koyamayacağız ama. Koyarız, olsun. Koyarız. Aa, koyamayabiliriz. Hı-hı. Işık da güzel duruyordu. Aa, biz burada ne yapacaktık normalde? Bunları biraz yanına bu tarafa kaydıracaktık. Yapılmaz değil. Sadece şey hesabıyla yapılır bu arada. Mobilya düzenle. 6 kez sola tıkla. Bu kadar. Yapalım mı? Yani banyonun girişini biraz kilitler ama. Işıkta olmayı versin be. Dur bakayım, bir çözüm buluruz ya. Şimdi önemli olan bunun yüksekliği. Şu an doğru mu yapıyorum bilmiyorum çünkü. Şöyle yatağın ortasından bakayım. Onunla o aynı durmuyor şu an çünkü. Biraz daha önde sanırım. Yatağın başları, yorgan hizasından alıyorum. Biraz daha açık. Ve de sanırım bir tık daha... Yukarıda mı? Ayaklara bakıyorum. Bir sağa bir sol. Şöyle iyi gibi. Bakalım önden. Bence iyi. Tamam. Yorganın biraz üstünde duruyor. Yorganın biraz üstünde duruyor. Biraz ön almam lazım sadece. Çok mu simetrik takılıyorum ya? Şöyle. Aynen. Çaktım. Bir şey söyleyeceğim. Köşe lambasını buraya koyalım. Olur ama girerse. Onun yeri orası değil de. Aa, bir dakika. Bir boşa bir para harcayalım mı? Hani böyle harca bir gitsin. Sokak. Ben böyle normal evlerde sokak lambası şeyini, konseptini çok severim. Dış cephe lambasını evin içinde kullanma. Sanki öyle bir şey görmüştüm burada. Dur bakayım. Bak, duvar saati mi? Ne saati ne? Lamba ya. Lamba o. Bence adını yanlış yazmışlar. Senin gördüğün de oydu galiba dediğin. Bunun inşallah ayaklı değildir, bu duvara montelidir. Alıyorum. Yok, çıkart. Al gitsin. Tabii bu aydınlatma böyle kalmayacak. Ulan çok mu büyük? Ah, bir de öyle kalsın. Eşek gibiymiş. Oraymış öyle ya. Yok yok, böyle içeri sokalım bunu biraz. Ha şöyle olsun bari. Çok büyük kaba durdu ya. Çok büyük oldu.
Şöyle bir H yapacağım. Siliyorum. Birazcık kemer olsaymış olurmuş o ya. Evet evet. Mobilya sil. 2789. Anam. Niye? Mobilya sil. 2789. Ah siktir. Sildi ama gözüküyor. Yapma bunu. Bir dakika, ben bir evden çıkıp geliyorum. Tamam. Duruyor orada. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Madem bu şu an burada kaldı. Yani restarttan sonra gider mi bilmiyorum ama. Bir tane de sola koyalım aynısından. En azından şimdi gözümüze dengeli gözüksün. Deliririm ben yoksa. Okey. Restten sonra silinirse diğerini de evet, sileriz. Aynen öyle. Dur bakayım. Bu arada kötü de durmuyor ha. Biraz aa, daha. Aa, bende gitti bu arada, biliyor musun? Gitti mi? Ha, bende gitti. Ne yaptın dur da bakayım gitti? Yok yani hiçbir şey yapmadım. Odadan çıktım geldim. Dur bir evden çıkıp geleyim. Bende yok. Ya sende olmaması iyi bir şey bu arada. Ben oyundan çıkar girerim gene gider de o. Hem ikili de görmüş oluruz. Dur bakayım ben buradan. Şunu şöyle yapsak. Tam şifonyer miydi o? Komidin komidin. Komidin. Bunu da biraz öne alayım. Diğeri gibi takacağım. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Kötü olmuyormuş aslında ya. Benim ekrandan bak. Yok bakıyorum ama şey aşağıda oldu. Ne? Soldakine baksana, biraz daha aşağıda gibi değil mi? Evet biraz daha aşağıda. ...27.90... Z. Ne lan bu? Bozdum ya. Zor iş ya. Ev döşemek zor iş ya. Zor. Da feci eğleniyorum. Neyse böyle takılıyorsan simetri sıkıntı. Ama başka türlü de tadı çıkmıyor be. Evet. Yani bana sorarsan bir hareket kattı. Durabilir bu arada, sıkıntı yok. İşte şurada olmazsa buraya koyacağız. Evet. Bende görünmüyor mesela o taraf şu an. Tamam yumruk atsam oraya. Benimki baga yer demek. Tamam. Bu köşede... Modernle retro bir arada oldu, güzel. Evet evet, tam mix oldu. Hı-hı. Şuraya ne yapıyoruz? Şifonyer mi koyuyoruz şimdi? Şifonyer. Mobilyalar, mobilya. Şifonyer. Komidin. Aaa ne oldu? Hayır bu arada gerçekten o şifonyer. Ne oldu lan? Ya. İndir bakayım. Tam yere oturt. Hı. Şimdi yapıştır duvara. Şimdi çek sağa. Şimdi bunu düzleyelim. İki ayakta eşit gözükmeli. Tamam. Şimdi öne al. Bir tık daha şöyle. Bir tık daha. Heh. Hop. Dışarıda biri sapıttı gene. O sesler sana mesela geldi mi az önceki? Yok şu an ben ses duymuyorum. Peki sen bu evin içine NPC girmesin diyorsun. Ya arkadaşlar evin içine NPC girmiş. Oturuyorlardı koltukta. Yani tam bir aile içi şiddete vesile olacak durum. Kim lan bunlar? Bu arada evin ışıkları çok kötü değil mi ya?
Evet şey böyle aslında aydınlık ama kör aydınlık. Hayır, bugün yapıyorlardı. Bir tane programdan anlayan bir arkadaş varmış. Zikre'ye yardımcı oluyordu. Işıkları ayarladılar ve bayağı değişti ev. Sanırım yaptılar ama eklemedi server'a. Yani evin ışıkları tamamen değişecek gibi duruyor. Değilsin ya çok şey rahatsız edici. Kör ediyor adamı. Önün alacakaranlık şeyi var. Tamam, sence bunu Havası. duvara yaslayayım mı yoksa tam duvara orantılayayım mı? Bence duvara orantılamak bir tık daha doğru. Ama istiyorsan şöyle yer açılsın diye burada böyle hafif bir boşluk bırakıp koyabilirim. Oraya bir şey koyabilir miyiz? Onu düşünüyorum sağ tarafına. Bunu buraya çekip oraya ne koyabiliriz? Mesela lamba koyabiliriz. Mesela dikme bir dolap koyabiliriz veya oraya bir gitar koyabiliriz. Atıyorum. Şey koyalım böyle bakalım. Mobilya. Bak şu ışıklı şeyi oraya koyabiliriz. Ama çok Çinkerhanesine dönebilir yani. Mesela ayaklı lamba satın aldım. Nasıl olsa alacağız. İlla ki alacağız yani bundan. Bak şu ışık ne güzel, görüyor musun benim ekrandan? Çok güzel oluyor. Evet görüyorum çok Abi güzel. bir evin en önemli parçası köşe ışığıdır abi. Eviniz güzel değilse köşe ışığı koyarak bambaşka bir şey yapabilirsiniz derim ben hep. Oldu ha bu arada. Vallahi oldu gibi, dur bakayım. Çevirelim şöyle bir. Güzel Şöyle. olmuş aydınlatıyor ya. Biraz daha çevirelim. Çevir, çevir, çevir. Şu ayarı kaçtı mı hareket ettirmek çok zor oluyor. Bak bunu böyle koysak, tamam mı? Şifon yeri de sola doğru çeksek. Efsane olacak. Deneyelim. Mobilyalar. Mobilya düzen. Şu sistem benim ilk server açtığımız zamanlardan harbi hayalimdi. Çünkü birçok sunucuda hatırlarsın şey yoktu. Hani ev kullanım diye bir şey yoktu böyle. Herkes giriyordu, aynı evin içindeler. Saçma sapan. Çıkartıyorsun, ne diyorsun? Hem Görmezden geliyorsun. aynen, bir de şey vardı böyle, iç interiörleri hayvan gibi, o online'daki interiörler. Göt kadar eve giriyorsun, içi malikane. Mobilya düzenle 27,92. Şunu bak şimdi Z ile böyle hafif çekeceğiz buraya. Tam hatta şeye de ortalayacağız. Ayağa da bakayım. Nice. Tam olarak bu işte. Süper. Hatta orası biraz çirkin durdu. Şöyle yaptık mı daha güzel olur. Oran orantıyla. Hah. Mobilyalar diyeyim. Ya şu bile göz yoruyor bu arada bunun ışığı. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Güzel oluyor ha. Bayağı iyi hem de. Tamam. Evet, geldik bu tarafa. Televizyon. Devasa bir televizyon çakalım. Kaç para lan bir televizyon? Şimdi bak LCD miydi, LED miydi? Yok, o deneme yaptığımda LCD'yi kullandım ama bu daha güzel de durabilir. Fakat 7500 bak. Sakata geliriz. İstiyorsan burada fantezi yapmayalım. Gidelim hazır alıp çakalım buraya. Çünkü Ama şey yapabilir, daraltabilir. Karar ver. LCD mi LED mi? Hangisi güzel durur? Bu arada LCD kötü durmamıştı. Kötü değil. Bence LCD'den LCD al gidelim ya. ya. LCD al aynen, parayı boş harcamayalım. İşte paranın kıymeti böyle bir şey. Oyunda bile. Ya abi çok zor ya para kazanmak. Evet ya, server'ın onu çok zor yapmışlar yavşaklar ya, hiç. Çok çok zor. Bir de şimdi şeylerin, arabaların bagaj kapasiteleri düştü ya meslek araçlarının. İşte o şey diye yaptık onu. Gitsin hani bagajı yüksek arabalar değere binsin diye. Adam iş yapmak istiyorsa, ticaret yapmak istiyorsa 750 dolar aldığı bir arabayla full kapasite takılamasın. Dezavantajı olsun. Ha, istiyorsa mesleği full performanslı yapmak, işte bagajı yüksek araba alsın diye yaptık onu.
Neyse, para biriktireceğim artık, ne yapalım. Ben Neyse ya, bir kumara gider çözeriz ya. Ha, bir kumarda 150'yi okutursun sen ya. Şimdi şunu şöyle içeri doğru bir gömeyim. Bunu ben led yaparım ki. En azından daha ince durur. Şöyle. Mis. Ortalı değil mi? Ortalığı herhalde yani. Şimdi. Şu ışık o kadar böyle zıplayıp ampule vurasım var. Şuna mı diyorsun? Şu tepemizdeki ya gözümü mahvetti. Kusura bakma. Ampule vuracaksın, ampule bana değil. Ampule vurmak istedim sana gel. Şöyle yapayım bari bakayım. Yani bir tık sollamak gerekebilirmiş. Önemli değil. O zaman bunun altına TV ünitesini biz kendimiz yapıyoruz. Öyle midir? Neden yapalım onu? Şeyi kullanmıştım geçen gün olur diye. Nerede o? Çuma çıkma de. Vitrinli dolap. Aynen. Nerede lan şey mobilya? Aa. Bir yerden. Aa yanımızdaymış. Şimdi bunu bozmamam lazım. Bunun ayarını bozarsak yanarız. 9 ne yaptırıyor? 9 bunu yaptırıyor. Sıçtık. Her türlü bozacağım. Bir dakika. Bunun tam tersini kullanalım. Aslında ilk koyduğum şekliydi. Boşuna bozdum. Okey. Bu böyle dursun. Şimdi bunu okla yana çevireceğiz. Çevirdim. Şimdi bunu öncelikle aşağı indirebilmem lazım ama inmiyor. Neden inmiyor? Ya da Ya objeyi değiştirince bütün tuş kombinasyonu değişiyor ya. Aa bak bununla 3 tane yan yana ben buraya halı yaparım. Tamam oranı doğru. Şuradan yakından bakalım şimdi. Güzel. Lan. Lan nereye gidiyorsun? Okey. Sağlayacak mısın? Yok yok bu iki tane koyacağım. Ha yok yok, şey diyorum, yamuklu. Tam eşit. Ona bakmadım. Şimdi bakacağım ona. Şunu mu diyorsun? Şöyle. Aynen. Sanki şimdi oldu gibi. Bir kaydedelim. Lan niye kaydettin? Mobilyalar. Mobilya düzenle 27.96. Şimdi bunu yukarı kaldırmak için hangi tuşu kullanmam gerekiyor? 8 öne aldı. O zaman 5 de geri Artı koy. ya da eksi. Yok işte o değişiyor. Çevir, rotate Nasıl? ettim ya. Bak artı eksi şu an sağa Ha. sola götürür. Tamam o zaman bir dakika 8 5 değilse 6. Heh. Şöyle yapsak yüksekliğini. Daha. Biraz kibar durmalı bence bu. Hani bu kadar bunu yükselteceğimize televizyonu indiririz. Arada da boşluk olsun ya. Bağımsız şey yapıyoruz. Ünite yapıyoruz. Evet. Şu şekilde güzel gibi. Şeyden bakalım. Bunun biraz şeye gitmesi lazım. 5'le. Hatta gömelim şöyle duvara ne olacak ki? Aynen mis gibi oldu. Bunun yanına bir tane daha çakacağım ben. İş bitecek. Biraz daha içeri soksam. Ben bozdum gene. Sanki duvara giren yeri şey değil gibi ya. O alttaki köşe bendi mi diyorsun? Hı. Oynadıkça bozuyorum bu arada. Bu konu orada iki tane mi var? Nerede? Ha tamam. O zaman böyle Yok koyayım şey. gerçekçi dursun. Yani şu bozukluk olmasın mı diyorsun sağ alttaki?
Yok yok şey diyorum hani tam duvarı eşit değilmiş gibi. Yani sol tarafı daha duvara yakın, sağ tarafı daha şey dışarıda gibi görünüyor. Benim bak. Ben o senden bakıyorum da. Şurayı mı diyorsun, şu sol tarafı mı diyorsun? Aynen. Onu diğerini koyunca eşitleyeceğim. Ha okey tamam. Allah'ım dışarıda biri bir şeye basıyordu, sustu bende. Ulan bak bu zorladı. Rotate'li yapılan şeyler zorluyor. Çünkü tuş kombinasyonu tamamen değişiyor. Dur bakayım. Sanki şöyle olması lazım. Evet böyle olacak. Bu da öyle. Tamam çakıyorum bunu. Bu arada bak. Okey tamam. Neyi diyordun söyle. Gömsen de bir şey değişmeyecek. Çünkü yapıştıracaksın ya diğerini. Öyle orası bu arada fark ettiysen havada kaldı ha. Hı hı. Ve mobilya düzenle de çalışmıyor şu an. 27.97 ha. Değişiyor her defasında. Aynen. Yo ya, sıfırmış yere. Hem bayağı sıfırmış hem de. Pardon ben gölgesini yanlış gördüm. Tamam bundan bir tane daha alacağız. Bu sıkıcı tarafıydı. Bunu böyle direkt yan çevireceğim. Şimdi bunu aşağı indireceğim. Yerden bir ölçü alayım. Tam olmamış mesela. Tık 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 tık. Hah. Bir tık daha. Tamam bu idare eder. Şimdi 8 öne alıyor. 5 geri alıyor. Al geri al geri al geri. Eksiyle buraya yakınlaştır. Burası önemli. Fark ettiysen şu an bir sıkıntımız var. Buraya sığmadı bu. İç içe geçse ne kadar çirkin duracak ona bakacağım. Durmuyor. Geriye tekrar o zaman. Ortada bir çizgi görünüyor. Mi acaba? Şöyle İlk koysak. İlk denediğimde şeydi. İyiydi. Yani çok şey yapmıyor. Rahatsız etmiyor. Lego gibi. Ya ortada var bir sıkıntı ama o kadar da göze batmıyor gibi. Bir tık aşağıda kaldı yalnız. Şimdi bir tık yukarı alınca da bu sefer soldan şişiyor. Bak bu normalde birebir öpüştü. Ama çirkin duruyor. Bir tık aşağı indirdiğim zaman o gidiyor ama köşede şey oluyor. Bak bu birebir. Çok rahatsız ediyor mu seni? Bende senin kadar net görünmüyor çünkü. Dur bakayım. Aslında biraz bunu çıkıntı yapacaksın. Sol tarafa böyle receiver misiver onları dizeceksin. Orada böyle bir şişmanlık. Bence şöyle bırakalım. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bu arada şey yapabilirsin merdiven gibi. Öyle mi diyorsun? Çirkin durmaz mı? Baksana biraz çıkarsın mı? Ya da aşağıya. Bu arada kötü olmuyor ha. Evet. Aa harbiden lan güzel oldu böyle. Bir de yukarıda deneyelim. Oy. Yok yukarıdaki kaba ama aşağıdaki... Aşağıdaki kibar. Kibar duruyor bak böyle. Benim oyundan bakıyorum. Hareket getirdi. Güzel. Değil mi? Nice. Bir tek buradaki sıkıntı hoparlörler aynı durmayacak. Hoparlörleri de... Dur bakayım. Bu arada kaç paramız duvara kaldı yaparsın. Bak. Yaparsın. Daha zenginiz ya devam. Daha var 10 bin dolar harcamışız ya. Ya daha ne ki ya devam et. Bak bir sürü hoparlör var burada. Hoparlörün küçükleri falan da var. Aynen. Çekmeye razı. Don koyayım mı oraya? Televizyonun kenarına as. Bir de bunun şeyleri var normalde.
ne derler, üstüne aksesuarlar falan koyunca daha güzel duruyor ya. Ya bir sürü hoparlör var. Ama ve lakin. Bak bir şu var. Hoş durabilir. Çünkü ahşap rengi. Bir o dedik. İki. Şu var. Bu galiba uzun. Biraz daha. Ha bak. Bence şundan alalım. İki tane. Hı-hı. Duvara monteleyelim. O şey değil mi ama ya? Şu bas olan değil mi? Ne diyorlardı ona? Dur bakalım. Nasıl bir şeymiş bu? Bu ne lan? Lan çık o. Ya ya da şey yapalım bak. Bunu alalım. Hı-hı. Şuraya koyalım. Bak dur bir de çapraz yapacağım onu. Çok da mühim değil bence. Bakayım nasıl duracak. Ya burası sonuçta şey yatak odası yani böyle bangır güngür. Bak biri burada dursun. Bir tane daha alayım onu da şuraya koyayım işte. Köşeye. Tamam. Bakalım. Ses dalgasında o kadar tribe girmeye gerek yok bence. Güzel duracak gibi. Bu hoparlörden çok saat gibi, telefon takma şeyi gibi bu ya. Şöyle. Şöyle bakayım. İyi. Kötü değil yani ama bu dediğim gibi telefon takmalı hoparlörmüş normalde. Bir de oş. Asıl hoparlörler buradaymış. Bak ulan. Şöyle yaparız. Dur bir dakika dur. Direkt duvara monteleyelim bak çok güzel olacak. Kesme tahtası bu. Sen ne diyecektin? O telefon takma şeyinde komodinin üzerine koyarız şuraya. Evet. O yapılabilir. Mesela bunu... Bir tanesi sileriz. Küçük mü kalır diye bakıyorum da. Yani onu şeye oturtursan daha güzel mi olur? Şeyin üzerine mi? Hmm. Çok duru duvarda. Sanki ondan daha güzel durur bu biliyor musun? Yani bu daha güzel duracak burada gibi. Hı hı. Tamam. Öyle yapalım. Şunu çakayım bakayım oraya. Mobilyalar. 28.08'dir o. Mobilya. Hayır 01. Ay aman 01 işte. Hı hı. 28.01. Tamam okey. Havada mı o? Şika. Bakayım. Aa ben az önce onu yok ettim değil mi? Yani sildim onu mal gibi. Bir daha almak istesek. Gitti o. Yanda var işte bir tane. Evet. Onu alıyorum. Hı hı. Hatta bunu da hemen yerleştirelim bence. Sen sağda mı yatıyorsun, solda mı? Solda. Tamam, bunu da ben şarj ederim. Oldu mu? Göremiyorum ki abi, o kadar küçük. Nerede lan onun şeyi? He lan.
Tamam. Şimdi buraya biz bir tane daha bu küçükten alıyorum. Sıkıldın mı? Ta, hayır. YouTube'dakiler sıkıldınız mı? Evet. Sıkıldık ya abi, ne Diyorlar ya, yapayım? yayında yapıyorlar. Abi bu yayında Yayında yapılacak iş değil. patlarlar ya. Yayında bu beni mahveder. Cidden çıkar gider millet Abi yani. olmadı. Sağa dön, olmadı. Sola Ay doğru koy. bir de o var. Bence orada o var ya, adamı en deli eden şey işte. Bir de sonra kavga çıkıyor. Ya bırakın, adam biliyor, yapsın amına koyayım. Ya bir susun amına koyayım'a dönüyor sonra Cem Yılmaz'a. Güzel. Bence de güzel oldu. Yani şuraya detay gireriz. Şu sola da bir tane gitar çekiyorum. Yapıştır. Hareket katar. Abi yalnız yani 450 dolara da şu siktir boktan telefonu satmazsın ya. Tavan lambası. Tavan lambası kötü bu arada ya. Demir çanta 1000 dolar. Aferin. Çok güzel. Evet. Silah çantası falan var ya, yok mu? Var galiba. Vardır. Gitarımızı da aldık. Kim çalıyor bunu? Bilmiyorum. İç mimar bize gitar almak istemiş dekor Evet, olarak. koymuş. Bunu bir de yaslarız şeye. Ya bu şey canım, bu PlayStation'da Guitar Hero yani. Öyle düşünelim. Soruda ne oynar ya? O oynar bu arada. Şş. Şimdi de şu Aa, şey falan var. ne var? PlayStation kolu falan var. Var mı? En son 9 tabii, onları da atabiliriz şeylere. Bu duvara yaslandı Önlerine. mı ya? Şöyle durdu mu yaslanır bence. Nice. Oh. Şimdi bir de 2-3. Bence yapa yapa bitirelim yani. Zaten şey yapmayalım. Şuraya bir sniper yatırsak mı? Bak kumanda mesela. Küçük bir detay ama şart. Hatta böyle hiç kasmadan koyacağım bunu. Şöyle dursun. Şöyle de yan çevirelim. Tamam. Tamam. Klavye önemli değil. Şurada oturup oyun oynamışımdır. Ben oynamışımdır. Ben sigara içmiyorum zaten. Ben pataküte içtiğim için. Tamam, Mario kütahya. içiyorum. Bir de yanında da bir bardakta şarap gömmüşümdür onu ya. Aslında buraya bu şey giderdi ama bu nasıl bir bardak lan? Aa, ben bardağı anlamıyorum ki ne olduğunu. Şeyi yok. Tamam, şöyle koyalım Altı şunu. yok mu? Var da. Var ya. Tamam, o kadar şeye gerek yok. Bok gibi de bardakmış. Tamam, bir de şundan koyduk mu burası zenginleşir ya. Ama yani buraya koyacaksak bunu da iki tane koymak lazım. Yani oturup seyredeceğim, ben de oynarım seninle. Yani. Bu ne lan? Aa, şeymiş bu. Dik Ne? duruyormuş. Hemen mobilya. Mobilyalar. Mobilya düzenle 28.09. Bunu çevirmek için ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım. Şöyle. Bunu böyle koyacağız. Mobilyalar diyelim, silelim bir bakayım. Havada mı duruyor? Havada duruyor. Puh. Havada. 28.10 unutma. 10. Mobilya düzenle 28.10. Z eksi yok. Bir de onu bize doğru mu çevireceksin? Ya hayır, yanına bir tane daha alacağım. Onu da böyle bize tam
şey koyacağım ona. Anladım. Ya bak bir tane daha alacağım böyle. Neredesin reis? Geleceğim mi? Hoş geldin. Bak bunu böyle çevirelim. Ondan sonra bir de böyle çevirelim. Onu götüreceğiz oraya koyacağız. De. Yukarı çık. Mis. Mis oldu. Evet, bir de orayı da doldurdum. Evet, bir tek bir şeye bakacağım. Oraya hani böyle sanki PlayStation varmış gibi bir şey koyabilir miyim diye bakıyorum. Sen radyoyu ters çevirir yaparsın onu bak. Yaparım ona bakıyorum şimdi. Valiz olmaz. Bu arada valizden de yaparım da. Şey değil o. Tahta kasa 3000 dolar olmayaydı. Koltuk. Hadi çıkar bana güzel bir item. Bilgisayar kasası. 300 dolar. Bundan yaparız. Bu mudur ki? Ayo iyi. Dur bakayım. Nintendo işte. Şöyle dibe kadar götür. Birazcık öne getir. Biraz daha yatır. Birazcık da sağa getir. Şöyle H yap bakayım. Bence iş yapar. PlayStation'ımız da var. Tamam. Güzel oldu ha bu köşe. Bu arada tek odalı ev alsak da yetermiş ya. Yetermiş. Şuraya şey çekeyim mi bir tane ışıklı o zımbırtıdan? Çok mu cafcaflı olur oda? Şey yeşili mi diyorsun? Ya var ya o neon ışık mı diyorlar ona, ne diyorlar? Ha şey. Cafcaflı olur o ya. Bence de. Bunun üstüne şeye gerek yok. Başka rafa. Şuraya bir şey aradım ama. Şu duvara. Dart mı koysak ki? Dartı. Bakın dart salona mı koyalım? Çiçek koyabiliriz. Var mı böyle insan çiçekler çiçeği? Çiçekler çok büyük ya. Ya onların ben... hepsi bahçe çiçeği. Sanki birinin evinde gördüm ben bu arada şeyi. Böyle saksı. Dur bakayım. Bir şey ne kadar çirkin veya güzel bilmiyorum ama. Koymuş olmak için de bir şeyler koyuyor. Ne tarafı düz lan bunun? Bu ne ya? Bu ne ya? Şey, rüya kovucu mu diyorlar ne? Bunu galiba ters koydum bu arada. Yo. Bir tarafını gömeceğiz şey. O zaman çıkıntı tarafını dışarıda tutmamız lazım. Yani şöyle yapacağız. Bunu böyleyken ben bunu askılıkta yaparım da gerek yok. Yani bu ters şu an. Bir koyayım göremiyorum ki. Bence dursun böyle. Yani bir boka be... Yo aslında şey oldu ya. Ya en kötü beğenmezsek kaldırırız sonra ya. Tamam. Tamam bitti mi burası?
Aa, yatak odası oldu. Ve mis gibi doldu. Bir de şuraya da bir şey koyalım. Ya bu ne abi? Çok büyükmüş lan bu. Bahçecinin. Sevdim ya, şeylerini getirdi, oyuncaklarını getirdi gelirken. Ya bu ne ya? Neyse. Dur bakayım. Orasına bir şey diyeyim, dosya koyabilir miydik? Ya dosya mi? Düşündüm. Yani şöyle deneyelim. Şu köşeye. Bayağı bir yamuk bu arada. Tamam, şöyle olsa. İndir baba aşağı, yukarı kaldır biraz. Hah. Şimdi sağa çek. Işıktan anlamasam da. Şöyle bakacağım. Bence oldu. Kitap mitap okuyoruz. Güzel. Evet, yatak odası fena olmadı. Gayet güzel oldu, ne fena olmadı. Şurada bir tane sandalye atalım mı? Yok ya. Tamam, hadi gel salona. Hop. Tamam. Ya bak, burada salon kolay kısmı, en zor kısım mutfak. Önce salonu yap. Önce salonu yapalım, bir şekillensin. Şöyle bu. Aa, bayağı ev oldu ya. Vallahi bak, ayaküstü ev oldu. Mis. Güzel iç mimar bulmuşuz. Mobilya. Bence TV ünitesiyle başlayalım. Aynen. Hangisi yaptık? Bilmem. Kibar olanıydı. Şu muydu kibar olan? Evet, sağdaki, aynen. $5,000. Dur. Aş. Oh! Tamam, dur. Ay, karnım ağrı girdi o an, biliyor musun? Ay, kasıldım. Şimdi geçen Koray şöyle bir şey söylemişti. Moteldeki televizyonlarla, hani siz şeyden veriyorsunuz ya. Tamam. Televizyonlara görüntü. Evet. Onlarla evlerinki ayrı demişti. Ya biliyor musun sen onu? Hiç bilmiyorum. Bu, ya, bu ev televizyondur yani bu. Bu evdir ya. Bu arada buradan da yayın verebiliyorsun. Yoksa içe, ya da bizim yatak odasından veriyorsun. Bak, onun dikkat et. Sağında böyle browser şeyi var. Hı hı. Ne derler? Orada belli bir skripsel bir şey var yani. Bunu yalnız böyle durması lazım ki o dolabı kapatsın. O ayna yerine başka bir şey yapamaz mıyız diye düşünüyorum. Ya da direkt ayna ekleriz yani. Bir dakika, bir Discord'dan bir mesaj var, bakayım. Oo, sunucuda bir sıkıntı var. Bir tane script patlıyormuş. FPS öldürüyormuş. Senin FPS'en şu an ne durumda? 50. Normalde öyle miydi? 50, 55, 60 arası değişiyor ama şu an evde şeyler var, objeler var. 25 FPS'lere, 15 FPS'lere düşenler varmış. Şeyden dolayı, bu az önce dedin ya, bir script var işte, televizyondan görüntü verme olayı, o patlamış. Hı hı. Galiba. Neyse, yapacak bir şey yok, benlik bir şey yok. Ne diyorsun? Yani bu televizyonu normalde ortalaması şudur. Şöyle gözükür bu. Ama ya arka... Şimdi şöyle koltuğu sağa doğru şey yapıyoruz, duvara göre hizalıyoruz ya, ama yolle. Geçen gün denediğimizde çok göz yormamıştı değil mi? Hiç yormadı. Tamam, yapıştırdık o zaman ya. O ayna da güzel oldu çünkü oraya. Bence güzel. Hı hı. Tamam, o zaman L koltuk zamanı mı? Haydi bakalım.
Bu arada mutfak seni yormayacak bu sefer biliyor musun? Yani sonuçta ne yapacağını biliyorsun Evet, ya. evet. Nereden hizalayacağımızı alacağımızı da biliyoruz. Tık tık koyup gideceksin. Bir dakika. Ben koltuğu geçtim mi? Şu köşe bu muydu? Aynen. 6.000 dolar. Allah'ım ya Rabbim. Gidiyor paralar gidiyor. Olsun ya değer. Onu duvara şey hizalıyorduk şu duvara doğru. Şey yapmak için mi? Merkez almak için mi? Aynen. Şuradan alalım o hizayı. Perdeden anlamadım. Evet. Şimdi onu diyoruz ki ortaya getirelim. Aynen şuradan şey yapacaksın. Şu çıkıntıya göre. Tamam. Şimdi bak buraya yemek masası koyacaksak eğer burayı geniş tutalım. Şimdi bak Yani yemek masasını ha. oraya mı koyalım? Sen şuraya şey mi istiyorsun? Ne köşesi? Zevk köşesi. Zevk. Ya yok bir şey istediğimden değil hani yemek masası burada olur ama tek masa koyarsak güzel olur. İkili masa yaparsak çok göt göte oluyor. Sanki. Yani böyle 4 kişi 5 kişi geldi diyelim rahat rahat oturabilsinler istiyorum. Hani yanında yürüyebilelim. O zaman şöyle televizyona yaklaştıracağız koltuğu dediğin gibi. Şu arkayı geniş tutacağız. İşte o arkası da yemek masası koyduk mu çok böyle boğabilir yani. Bir de şu var gene kalabalık geldikleri zaman burası basabilir bu sefer de. Yemek masasını şuraya koyacağız ya o zaman. Bence de yemek yeri burası ya. Hı Mutfağı hı. da buraya açık zaten daha mantıklı Aynen. olur. Tamam. O zaman şey yapmıyor. Ay bir tık bozdum ha düzelttim. Biraz geniş tutuyorum şu kadar falan. Aynen geniş tut. Tamam. Çok mu açık oldu odaya? Dur bakayım. Bu şeyin koltuğun ayakları var mı? Gömülü kullanıyor artık. Yok. Yapıştıracaksın. Yo ayakları varmış bak. Nasıl görünüyor lan? Yok. Dur bakayım bir dakika. Ya ama. Asla o tarafa düşme ama. O anan evin dışına çıksaydın. Tamam neyse dur. Tamam böyle hep boşluk kalsın önemli değil. Güzel duruyor. Şöyle oldu. Yani burayı ne yapacağız hiçbir fikrim yok ama. Kullanırız be bir şekilde. Buraya da lamba koyarız. Tamam. Seviliyorum buradan. Hı. Bakayım Gel şöyle. gel otur ya bir televizyon izleyelim. Aa dur. Öne al. Bak Niye? geçen içinden geçemiyorduk koltuğun. Bak koltuğun içinden geçiyoruz. Aa. Niye öyle oldu? Öne alsana birazcık. Mobilya Bir de düzenle. yere yapıştırsana sen onu. Tamam. Şöyle öne aldım. Tamam. Bırak bir. Aa, niye böyle oldu? Geçen böyle değildi. Bilmiyorum ki. Şu an şey mesela üzerine oturamayız. Bunlar ne durumda? Duruyor. Yok onlar sıkıntı yok. Şeyde Kaan'ın evde de böyle bir sıkıntı vardı. Hani sana dedim ya geçen gün şu taraftaydı bu tarafa çevirince düzeldi diye. Biraz daha öne alsana. Geçen daha yakındı. Dur. Şöyle biraz da dokunuyorum ki başka şeylere. Aa. Allah Allah.
Bak bir daha satıp almam bunu ha. Şöyle kel alaka bir yere koyayım. Tamam. Yine geçiyor. Geçmemesi lazım. Geçen geçmiyordu çünkü. Belki reste falan düzelir ya. Hı. Düzelmiyor mu? Düzelmiyor. İyice havalandırsam. Dur bakayım. Şöyle yapsak. Ben bir çıkayım içinden. Yine geçiyor. Ya senin bana bir satmam var. Harbi mi diyorsun? Hı hı. Bak çok pahalı. Yapacak bir dakika şey ama yok. Bir şey yok. Bu bug ama. Bunun parasını ben kendime veririm ki. Bunu bir oyuncu bug'a girdi bu. Bir daha silip kuracağım dese parasını veriyoruz zaten. Mobilya. Lar. Kaç oldu? 23 olmuş. Mobilya sil. 28, 23. Bir köşeye yazar mısın alacağımız var diye? Hemen not alıyorum. Hemen not alırsan. Altı mıydı, beş miydi? Altı. Tamam. Ha bir de dur bir... Bir şey... Çıkıp girsen evin içinden bir de. Evet onu da yapayım bir. Hı-hı. Bir skripte bak dediler de bir saniye şuna bakacağım. Neymiş o skriptin adı? Hayno. Arkadaşlar sunucuda bir sıkıntı varmış tabii. Onun Melih de uyuyor. Bir script çok zorluyormuş. En fazla yiyen hangisi? Oha! O ne öyle ya? Oha! Bir dakika. Ben de... 3.32 yiyor. Ve 18 megabayt şey yemiş. Bu skripti ben bir kapatsam mı ya? Bak bir şey söyleyeceğim. Sen de 18 yiyor. Pardon mikrofona çarptın. Yok önemli. Ben de 7.62 yiyor. 7.62 yiyor sende. Şu MS. Hayır şeyi. Yok MS 3.50. Ha. Ama şey kısmı 7.65 yan taraf. Sen de 18 olan. Bu skripti durdursam sunucuyu patlatır mıyım? O ne ki? İşte bu televizyondan yayın verme skriptiymiş. İyi yiyor. Can Serseri'den mesaj geldi ama rolde olmadığımız için açmayacağım. Bu arada skriptler çok temiz ya. Hiçbir bir şey yemiyor. Onlara çok dikkat ediyoruz da bu niye böyle olmuş bilmiyorum. Bak durdurup patlatsam mı acaba? İstiyorsam bir kapatayım. Çok şikayet eden var mı? Ya videoda da bununla uğraşıyoruz dur. Kapatalım. Ben evden çıkacaktım değil mi? Hı hı. Herkes soruyormuş. Stoplama kodunu full versene. Bir kapayım. Aa bu arada sana bir şey söyleyeyim. Hmm. Bak bana saat 10'da bunlar yazmış. Sende var mı diye. Sağ tarafta FPS kaybı gösteriyor ya. Aha. O zamandan beri sıkıntı varmış. Tamam, X24 FPS yiyormuş. Çakacağım şimdi. Biz o sırada eve dönelim. Bakalım. Kapatıyorum o skripti. İnşallah patlamaz server. Anam bana da mesaj geldi. Aa o kızıyor. Neredesin sen diyor. Kapattım. Uyuyoruz. Resm 11. Soru işareti oldu o gitti. Patlamadık iyi. İnşallah. Daha belli olmaz. Yok yok yaşıyoruz hala. Bu arada FPS harbi düzeldi ha. Ben bile hissettim düzeldiğini. Düşük müydü sende? Yani böyle bir... Bir kontrol etsene milleti. Tamam. Şimdi koltuğu tekrar alıyorum. Hadi.
Ben direkt şunu bir yere koyayım mı? Yok abi, gene içinden geçiyor bunun ya. Ama geçmemesi lazım. Niye böyle oluyor? Denediğimizde bayağı oturuyordu üstüne. Allah Allah. Neyse, biz yerleştirelim de. Bu sıkıntısı neyse çözülür yani. Tamam. Mobilya düzenle 28-24. Çevir baba. Tamam. Şöyle bir buradan bir sıfırlayalım onu. Böyle alalım. Bir yerdeki boyutuna bakalım. Şöyle dursun. Şimdi biraz da sağa çekip şu. Ay, geri zekalı. Şu iyi midir? Bir bak bakalım. Aynen iyi. İyi değil mi bu? İyi iyi. Aynen. Öbür türlü çok uzak oluyor. Hadi lütfen. Peki tamam, bir şey söyleyeceğim. Hı. Sana. Sen onu silsene. Neyi? Ben sen, alayım bir. Sen mi koyacaksın? Dur bekle. Kaç para o? O 6000 dolar. Bende 2000 var. Bekle. Hayır hayır. Şimdi düz hesap yapacağız. Şimdi ben sana 6000 dolar veriyorum. Hı hı. Tamam mı? Verdim. Şimdi biz bir tane sildik değil mi? Bu ikincisi. Sildik. Yani 6000 boştaydık. Mobilya, dur bakayım. Mobilyalar. Mobilya sil. 28, 25. Tamam, bunu sildim. Hazır ne mısın? Oldu? 12000 dolar alacağımız var. Şu an sen sıfırdan kuruyorsun. Okey, kur. 12000 dolar alacağımız var. Ben de ne oturturum ya bunu. Neyle döndürüyorduk bunu ya? 7 ve 9'la sağa sola çevirirsin. O senin koyduğunu ben düzenleyemiyorum değil mi? Şu an denemek için koyuyorum. Tamam mı? Koy koy. Yani yamuk yumuk oldu muhtemelen. Yok, gene içinden geçti. Bunu biraz sola alman lazım. Yani dur bakayım, ben deneyeyim. Sen oynatamıyorsun ya, ben koydum. Kim biliyor? Aa, oluyor mu? Bilmiyordum, ilk defa dedim. Biraz daha geriye almam lazım sanırım. Şöyle. İyi. Bastım. Geri zemin şeyi nasıl? Bakayım, hiç bakmadım. Zemin biraz şey olmuş. Bir tık kaldıracağım havaya. Tamam. Şöyle daha realistik. Ha, bu biraz kaymış şeyi. Tamam, böyle. Bu çok çirkin bir olay, onu çözeriz. Şimdi gelelim orta masaya. Ne koymuştuk biz? Ahşap mı koysak acaba? Şunu mu koysak ya, denemelik? Nerede lan? Şu. Olur. Kart. Deniyorum bak. Kart gelsin. Zaten buydu. Ahşap değil ki bu. Değil. Hayır, bu değildi. Bayağı bahçe şeysi. Bu
bu da olur da. Öbürünün üzeri şeydi. Tahta tahta. Kötü değil bu arada. Bakıyorum. Yani kötü değil. Ne diyorsun? Tabii. Bence fena değil. Televizyonda da grilik var ya, şöyle bir koyayım bakayım, sen de kendi oyundan gözünle bak. Yani. Bir çirkin oldu değil mi? Sence? Evet. Mobilya sil. Gitti bak, bu bizim hatamızdı. Gitti bu. Bu gitti, bu para yandı. Ama yani biz bunu seçtik, o çıktı. Bu da bir bakas. Böyle böyle evi döşüyorlar. Ne masalarımız var? Şu var. O da onun aynısıydı galiba. Masa 3. Masa 6 idi bizim şey yaptık. Masa 2, masa 6 şu. Aynen buydu. Evet evet, bu o, iyi ki yani silmişiz bu. En şeyi bu. İyi ki silinmiş. Oturmayı denesene mesela, oraya geldik. Mesela ben şuraya oturdum. Otururum. Sen de oraya oturur musun? Oturursun gayet. Ya depresyon oturuşu. Allah! Aa, şey doğru. Koltuk. Sarı. Neredesin? İyiyim lan, iyiyim. Ayağım kaydı. Tamam. Bir tane köşe lambası çakıyorum şu köşeye. Tamamdır. Yavaşladık, hızlanıyorum. Hızlanızdan. Sonra küçük detaylara takılırız. Milletin de içi geçmesin ya. Mobilyalar, mobilyalar. İşte buradasın. Abi şu ışığı verse var ya, bütün havası değişiyor evin ya. Onları niye vermiyor? Ya bilmiyorum, bozmuşum. Ya bezik ve beceriksiz ya. Triggerlansın beni deyip. Dön 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 dön. Tamam. Sen abi köşe lambası gücü ya. Şu ışığı şöyle verse mükemmel. Mükemmel ya. Tam mükemmel. Şöyle koyuyorum buraya, güzel oldu. Tamam. Tamamdır. Evet, salonun şu parçası güzel oldu. Müzik kutusu köşesi yapalım mı? Sesim mi gitti? Sesim mi gitti? Ha, şu an iyisin, tamam. Müzik kutusu dedin. Yani müzik kutusuna bakarız. Şurayı bence şu an kurgulamayalım. Direkt tamam. Mutfağa yardıralım derim. Yani şu parçayı bitirdik, şimdi bu parçayı yapalım. Mutfak işin eğlenceli kısmı zaten. Yani en zor ve en eğlenceli kısmı. Hızlı hızlı gidiyorum. Hemen buzdolabıyla başlıyorum. Buzdolabı o köşe. Nerede lan bu mobilya? Ciddi ol. Ah, burada. Hop. Selamun aleyküm. Şimdi bunu çevireceğiz. Burada çok hassas çalışmak lazım. Yerden şey alırız hep. Mesela bu oturdu. Tık tık tık. 1-2 oturdu. 1-2-2. Aynen bak, oradan mı çizgi alacak? Evet, oldu gibi. Şimdi bunu... iki kare. Çektiğin zaman çok mu şey oluyor? Nereye? Şöyle yaptığın zaman arkası çok mu boş kalıyor? Tam oradaki çizgiyi hesapladığın zaman. Bak şu an neredeyse arkası... Yani şu an cuk oturdu. Önden bakalım. Sanki önden
bir tık bir problemi var gibi. Dur bakayım. Ama orası şey de olmayabilir, tam eşit de olmayabilir İşte farklı. evet, onu da bilmiyorum ama yani zaten çok bir şey değişmiyor. Bak şu an eşitledim yere. Tamam. Arkaya bakayım. O arka da sağlam. Bence oturdu işte. Mis gibi oldu mu? Çok mu yapıştırdık lan? Sola mı Yok. diyorsun? Yok, bence iyi. Zaten kapak açmıyor, açmıyor ya. İyi. Ben yine takıntılığımı yine düzenli 32 Z Z tık. Hah. Yok yok, böyle daha insancıl ha. Tamam. Daha doğal oldu. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musun? Buzdolabının üstünü şey olarak kullanacağız. Geçen yaptığımız gibi. Bir çekeyim bakayım Tezgah. şu an. Nereye gitti lan bu gene? Orada. Ama işte adi öyle bir şeyden çeviriyor ki bunu. Dur bakayım, mantıklı düşüneyim. Şöyle yapalım. Yere sıfırlayalım bunu. Şöyle. Şimdi çevirelim. Çevir, 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 çevir. Bunu bak. Bunu şimdi buradan eşitleyeceğim. Ve buraya bakalım. Demek ki bu tam anlamıyla bir kare olmuş. Güzel. Şimdi bunu götüreceğim bu tarafa. Dur bakayım, bir hesap yapayım. Evet. Şunu da böyle ayarlayacağız. Şuradaki çıkıntıyı biraz boş bırakıp yukarı kaldıracağız. Birazcık bence birleştirebilir miyiz? Dur bakayım, buzdolabını çok mu bozuyor? Peki biraz ötelesek. Heh. Biraz daha yukarı kaldırmamız gerekiyor sanırım. Şöyle de bir boşluk bıraksak kusursuz oldu. Bakayım. Çok mu aşağıda oldu? Çok aşağıda oldu. Pipi hizasında olmaz ki bu. Şöyle olur. Tamam. Değil mi? Peki bunu geçen sefer böyle yapmıştım ben. Yani buzdolabıyla eşit. Buzdolabının kapağıyla değil de buzdolabının kendi. Heh, böyle böyle. Çizgisiyle. Tamam. Bak mis. Küçük oldu. Koy bakayım. Tamam. Harika. Tamam, şey de iyi. Şimdi bunu hızlıca indiriyorum. Zaten elimiz alıştı mı takır takır yapacağız ya. Şimdi bunu böyle çeviriyorum. Tamam. Şuradan oran alalım. Tamam. Götür. Kaldır. Ay. Ay. Yalnız şurada böyle bir hafif takılmasam mı ona? Dur bakayım. Çalkalanma yapıyor. Şöyle ayırdım, hiçbir çalkalanma yapmıyor ama gene çirkin gözüküyor. Şu an bir dakika, az önce Bak dalgalanma denedim. şu. Müthiş. Bak bu. Kontrol et bakayım oyundan sen de. Ay ne güzel de oturmuşuz diyor ya. Güzel. Bok güzel. Bir dakika dur. Şurada, şuradakini diyorsun ama hafif Evet. önde. Şu benim taraftaki mincik önde. Çok kaba konuştum ya. Güzel, bok güzel. Bok güzel, neresi güzel, salak Kim falan diyorum. kandırıyorsun mobilya düzenle ama çok küçük bir hata bu. Ya Minicik ya. bir de birini hatalı yaptın mı hepsi kaymaya başlıyor ya, canım sıkan o. Şimdi bak şuradan yüksek ihtimal bu.
Şimdi daha güzel oldu. Mis. Tepeden de baktım. İyi. İyi iyi. Ya zaten böyle aşırı kusursuz oturmasının mümkünatı yok. Gene iyi bile yapıyoruz. Ben bir şey yapmıyorum. Ben bakıyorum sadece. Sen şu an bayağı sabır gösteriyorsun bu arada. Başkası olsa dayanamaz. Ben bunu hangi araya muttum bu kadar ya? Ama bitti mi çok güzel olacak bak. Oldu mu? Oldu. Şimdi çevir bunu. Bu arkada kalacaktı. Ah. Yanlış mı çevirdim acaba? Yok. Oldu mu? Oldu. Tamam. Git kardeşim oraya. Kaldır yukarı. Tamam. Şimdi ince ayar. Anan! Affedersin. Oldu gibi ha. Sıfırı sıfır. Peki şuradaki boşluk ne olacak? Hangi boşluk? Aa sen rahat ol ya. O boşluk kim oluyor ya? O kimmiş? Kimsin lan? Gerçekten bu videoyu hiç durmadan izleyen varsa helal olsun ya. O kadar net söylüyorum yani. Helal olsun. Billurlarına kurban. Şangur şungur da ses geliyor. Şimdi burada bir hata var. Şunu şöyle yapalım. Bunu bir tık öne alıp bir tık da içine sokacağız. Hadi oğlum. Hayır. Yani %100 bu seferki niyeyse... Yo oturdu ya. Şimdi burada şöyle bir durum var. Buraya uzatacağımız kısım bunlar kadar geniş olmayacak. Yani simetriyi bozmamak için biraz daha bu taraftaki tezgahlar dar tezgah olacak. Hatta daha iyi. Çünkü bak buradaki duvar da sanırım dar. Yani kısa, tam bir... Aynen şu tarafı geçiş şey yapar. Tam L yapalım değil mi? Yapalım yapalım. Ay var ya kusursuz oldu bak. Aa bak şanslıyız. Artık eşitlemeye gerek kalmayacak. Çünkü o tarafa döndü artık. Ha, şey çevirmeyeceksin şeyi. Aynen hiç çevirmeye gerek yok artık. Dur bakalım şimdi şu şöyle gelecek. Şöyle sonra böyle gelecek. Heh. Şimdi buradan bir ayar çekmemiz lazım. Z'ye basmıyor muyum lan ben? Dur gene kafam karıştı. Heh. Şöyle daha iyi yaparım gibi.
Yok, önde biri. Evet, önde de tuşlar gene yer değiştirdiği için standa ay ne yaptım? Bir dakika. Oldu mu olmadı mı anlamadım. Heyleyim bakayım. Benim baktığım açıdan düzgün görünüyor. Bence oldu. Ver bakayım bir buzdolabı. Ulan ne buzdolabıymış ya. O buzdolabı olmasa herhalde ev Buzdolabı olmasa eve hiçbir şey yapamayacak. yapamayacağız. Yatak odasını bırak. Bak, taraf dediğin gibi kolay oldu. Evet. Bu arada şuradaki yaptığımız şeyle diğerleri tam aynı olmadı ama ve lakin ne kadar önemli değil. Şuraya bir tık daha dokunuş. Gözlük. Ulan 1 milim ya hadi. Küfürü basacağım. Tamam orası demek tam oturum. Yakalıyorsun tam şeyi aslında. Kaydırarak. Ha o adi. Ha, oturdu mu? Yok gene. Bak 1 milim çıkıntılı gördün mü? Kadar da olsun ya. Left shift diyor. Bence o kadar olsun ya. Güzel. Yapıştırayım mı diğer tarafa kadar? Gitsin mi yani? Bilemedim onu. Acaba oraya da ters buzdolabı koyup ankastre gibi gömelim mi fırını? Hmm. Dur bakayım bir Ama tane bu daha. sefer arası açık olacak. Evet. Aa bak tamam bunu da koy. Oraya çöp kutusu koyarız. Mantıklı. Oldu. Tamam. Oraya çöp tenekesi. Çöp tenekesi koyalım oraya. Tane. Nerede? Dur bir dakika. Çöp tenekesi önce şunu yapayım. Çok boş geldi gözüme çünkü. Nerede? Cam kısmında mı yıkayalım? Yoksa Camı ne güzel olabilir. değil mi? Daha gerçekçi. Ya banyo şeyini de buraya koymak zorunda kalmak. Hatta böyle çıkıntılı olsun bence daha hoş mu durur ama tam gerçekçi durmaz tabii. İndireyim bakayım. Şöyle iyi bence. Bakalım. Bence iyi oldu. Çünkü Güzel. tam tersini yapınca şey oluyor. İyice kayboluyor içi. Mobilya, çöp kutusu dedin değil mi? Daha ankastre yapacağız. Kesme tahtası da yaparım. Çöp kutusu görürsen söyle ama.
Oo, Tuvalet ocu... mi? Bu İki çok... tane. Şunu koyacağız mecbur. Ya da bunu. Sanki ortadaki ya. Bu ne lan? Oha! O neymiş be? Anasını satayım. Apartman çöp kutusu çıktı. Yok ya, bu olmaz ya. Bir dakika dur. Bir yakın durduğu için böyle. Yerde mi şu an tam? Şey yapalım, böyle aşağı indirip küçültelim biraz. Böyle oluyor koyarsak. Biliyorsun. Yani kötü değil. Ha, dursun ya. Dursun. 200 dolar, 200 dolardır. Kaç paramız kaldı? 151 bin. 13 bin de alacağımız kaçtı? 12 bin alacağımız. İyi lan, iyi. Aynen. Tamam. Yapayım mı üst dolap şuraya? Ha, ama şey Valla o... boş durabilir ama şey bir tane hani. Ama kaba duruyordu. Bak unutma, arkadan çıkmaması lazım onu. Deneyelim lan, 350 dolar. Bak Allah, yapma Tuğkan. Ona basmayacaktın hiç. Buna da basmayacaktın. Neyse dur bakalım. Bak bunu böyle indirdiğimizde bayağı kapaklı dolap gibi oluyor. Ne buzdolabıymış be. Vallahi ya. Tamam. Orayı tam ortalayıp bir tane. Çok arkadan çıkartmayayım. Ulan çok çıkmıştır oradan. Klima oldu bak. Ya bak, hiç buradan gözükmediğinde burası... Aa, güzel oldu. Oluyor. Evet, Ho-ho-ho. sen orayı ortala. Birazcık daha kaldırsana. Şeye oranladım ama... Hani bak şu fayans var ya... Bak Hı şu an tam o fayansın üstünde öpüşüyor. Şöyle ortaladığımızda da... Öyle duruyor. Arkadan gözüküyor mu bakayım? Mis gözükmüyor. Gözükmüyor. Ya Güzel. bence çok, bak hemen mutfak havası kattı bu arada. Aynen. Evet, biraz dediğin gibi normalde bunun olma şekli şudur bence. Şöyledir oran orantı olarak. Ama fayans da çok şey duruyor bu sefer de, kopuk duruyor. İndir indir. Değil mi? Tam şöyle sıfırlayalım bu fayansa. Çaktım. Güzel. Oo, mutfak oldu. Dur da Bir dur benim kız. yanıma gelsene. Gel gel. Benim Tabii yanıma gel gelirim. bir. Geldim. Şuradan şey şimdi. Sero. Efendim. Acaba dolabı azıcık daha mı salo buzdolabına doğru kaydırmamız gerekiyor? Bir bak. Eşit mi? Sanki. Evet, arada fark var. Ya iki ruh hastası. X44 Z. Sen oradan bak bakayım. Oradan ben görmüyorum senden bak. Ha. Sen sağa gidip bak. Şimdi biraz sağa. Sanki şöyle. Hı. Hatta bir tane daha, he. Şimdi oldu. Evet, şu an Abi tam orantılı oldu. bir buzdolabıyla. Mutfağı komple döşedim. Fırın nerede olsun hanımefendi? Fırın nerede yapalım? Fırını nereye koyalım? Şimdi şöyle ankastre mi yapacaksın normal mi? Ya şimdi dur, bir öncelikle şey yaratıcılığına bir bakalım. Kesme Ay, tahtası. hazır mısın? Ne yapıyorsun? Ne Hazır mısın geliyor? şu an? Evet hazırım. Bir dakika dur, öncelikle şöyle bir küçük bir fantezi yapmak istedim. O şu an aklıma geldi çünkü. Bir saniye. Lütfen. Teşekkür ederim.
Çok büyükmüş ama hayırlısı, dur bakalım deneyeceğim. Sanırım başaramayacağım. Şey yapacaksın galiba değil mi? Hayır, hareket yani hani. Tamam okey, dursun. Onu sonra bakacağım. Şu an istediğim şey olmadı. Tamam. Ama deterjanlık deterjan koyarsın ya böyle hani. Anladım. Bak onu ne yap? Ha, ya şu olmasa. Yani biz şu an şu musluğu buraya değil de. Ne bileyim başka bir yere koymuş olsaydık o olurdu da neyse dursun. Şimdi bak izle. Aklıma geldi, olur mu bilmiyorum. İki yolu var ama ben kolay yolunu tercih edeceğim şu an. Olursa efsane olur, olmazsa da patates, biber, domates. Dur, kafamı şu an çok ciddi kullanıyorum. Beynimin %100'ünü kullanıyorum. Kullanıyorum. Bin bir türlü şey geçiyor kafamdan. Merakla bekliyorum şu an. Bir saniye. Kullanıyorum. Tamam. Nerede o? Ocak mı yapıyorsun? Ocak yapacağım, dur. Ocak mı yapıyorsun? Ama istediğim şey olmadı. Yapacağım. Aklımda var başka şeyler de. Bak bu arada bu buraya olur. Şunu şimdilik şuraya koyuyorum. Her türlü oraya lazım olacak o. Kullanmaya devam ediyorum beynimi. Hadi bana istediğim ölçüde bir şey ver. O olmaz, o olmaz, olacak. O da olmaz. Ver lan bir tane kare. Abi 3000 dolar olmasa şunu denerdim. Geç. Ben ne olduğunu biliyorum ama dikdörtgenmiş o ya. Güvenlik kamerası ünitesi. Ne kadardır bunun boyutu çok acaba? Büyük. Çok mu büyük? Bayağı geç. Büyük. Sandalyenin orası olmaz. Onu orada kullanacağız. Tamam, bu çok büyük. Yapacağım şey olacak ama ben bir tık daha fantezi yapıp şey yapmaya çalışıyorum. Ne derler? Zemin yapmaya çalışıyorum. Bu arada kurutma makinesi varmış. O kurutma makinesi. Televizyon 500 dolar. Riskine gireyim mi? Girmeyeyim. Büyük oval. Onun önü ovaldir bir de. Hadi bir ol. Aha. Tüplü de olmaz. Sen olur musun acaba? Ay onlar çok büyük. Çok mu büyük? Devasa büyük olur. Şu koltuğun altı düz mü? O da büyüktür. Çelik kasa. 2500. Merkez banka tablosu ne amına? Kim evine merkez tablosu? Ne gereksiz. İllegaller. Son bakışım var son ya. Yukarısı bittiği zaman bir şey yapamayız. Şifreli kasa olabilirmiş belki. Şu sandalyeden çok mutluydum ama olmadı. Bunun üstünü kullanabilirim. 450-450 bin eder. Aha. Galiba sen kurtaracaksın lan bizi. Hadi kurtar beni. Göster kendini. Kurtardın lan. Adamsın lan. Bak şimdi izle. Davlumbaz bile yaparım. Şimdi. Aa.
Tamam. Tava da koyarız üzerine. Tava da var. Bak bak. Bekle bu bir he. Şimdi dur. Mobilya. Hazır mısın? Nereye gidiyorsun acaba? Oha bu ne lan? Bu ne? Tamam bununla kesme tatlısı yapıyorum hemen. Bu da kesme tatlısı mı? Ne kesiyoruz? Kesiyoruz evde. Dur bakayım. Ama bunu boşa almış oldum. Neyse. Onu kullanırız bir yerde ya. Ne yapabiliriz ona? Dur bakayım belki de kesme tatlısı olur. Oldu. Tamam. Hatta bir de bunu şöyle... Valla. Ha çapraz mı koyacağız? Çapraz koyalım gerçekçi olur. Şöyle koyalım mesela. Dur bakayım bir dakika. Ulan. Heh. Şöyle koymayalım mı? Koy. Bak. Öbür türlü de çünkü çok düz 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 olacak her şey. Bekle dur bak şimdi. İzle. Olursa çok güzel olacak çünkü. Ne geliyor? Don koyacağım lan oraya. Ya. Yapma. Yapma. Dokunma. Kim dokunduysa sana. Ona git. Hay Allah'ım ya. Yemin ediyorum bizim eve gelen dumur olur bak ben sana söyleyeyim. Ne yaptınız lan? Admin power mı lan bu? Şerefsizler. Ne yaptım lan onu? Hah, tam şu tarafa doğru çevir. Ben evden çıkmıyorum. Hadi nasıl? Bakayım. Çıkmıyorum abi. Tamam, tam anlamıyla sonra. Sims RP. Tamam. Şimdi bir saniye. Sola sanki. Acaba şunu tam yapıştırsak ve ortalasaydık yok ya önemli değil o. Şöyle duracak bu. Bu yükseklik, bu yan. Bu arada şeyi ters yapmışım ha. Fark ettin mi? Ha, aynen. 28.51.
Nerede lan şey? Tava mı arıyorsun? Şunları ilk getirirken çok zorlanıyorum ya burada. Oha. Ya abi bu nasıl bir tava ya? Nasıl satayım? Yine harbiden yuh ya. Lan bak bu böyle durursa kimse de onu yadırgamaz. Çok iyi olmuyor mu? Efsane gidiyor. Fırına geçeceğim de dur. Sıkıldın mı? Hayır. Ya ben seni seyreder gibi seyrediyorum. Sanki sıkılsan sıkıldım diyeceksin ya. Bir şey söyleyeceğim. Geçen sıkıldın mı yaparken? Nereye gidiyorsun dayı? Şuna bakmak istiyorum. O ne? O pardon. Bas. Sen ne güzel bir yüz tarafısın ya. Aspiratör mü? Çok güzel oldu. Evet, Ankastre fırınımıza geçebiliriz. Fırını hangisini kullanacağız? Ya bence alta beyaz kullanalım. Bak, diğer türlü kötü olabilir. Sanki. Ya şimdi nereye şey. Koyacaksın? Bence şeyin altına koyalım. Ocağın altına koyalım. Aynen, tamam. Değil mi? Daha yani normalde benim evde de öyle mesela. Sen de söyle yani istiyorsan. Bu bak buralar yalan yok aşırı boş duruyor altları. Ya şimdi boş duruyor ama sen oraya bulaşık makinesi yaparsın zaten lobanın sağ tarafına. Ha evet bulaşık makinesi yaparız bu arada. O zaman ben yani beyazdan bir fırın yapayım. Bu arada ankastre mikrolar da var. Mikrodalgalar da var yani. Ha, fırından sonra bir de oraya buzdolabı şey yaptık. Buzdolabı diyorum. Bulaşık makinesi yaptın mı oradaki şeyi de boşluğu da doldurmuş olacaksın. Dur bakayım. Kaç saat olmuş? 2 saat olmuş şu an. Düşünüyorum. Şu çıkıntısı olsun. Bak şöyle koyalım. Bir tane de altına bir tane daha koyalım. İki tane mi yapalım? Ya da böyle ortalayayım istiyorsan. Direkt. Ortalık tek yapalım bence. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Koy bakayım. Yani 70. Bir dakika. Lan gel neredesin ha? Bir şey demiş. Ama işte bu o kadar kötü ki göremiyorum ne olduğunu. Bıçak mı yapacaksın? Yok yok. Dolap kapağı.
kapağı yaptım da. Ya böyle şey olur ya, desenli dolap kapakları hani böyle şey. Bence bu olmadı ya, bu zorlama oldudur mobilyalar. 28 mobilya sil. Bu arada bir şey olsa mesela, şu yaptıklarımız gitse hayatta bir daha düşün. Ya böyle şey istiyorum, nasıl diyeyim sana? Ne geldi aklına? Ana. Şu billboard ne, baktın mı? Ya şey olabilir muhtemelen ya. Projeksiyonun yansıtma perdesi olabilir. Tamam neyse, biz coşmayalım. Bir kahve makinesi çakıyorum. Çak. Boyut ne? Tatlış bir boyutu var. Bayağı cimbali geldi. Bence şeye koyalım bunu. Musluğun yanına koyalım bak, perdenin altına. Doldurur hem orayı. Olur. Mı? Büyük oldu. Şu köşeye çapraz mı koysak acaba? Şöyle bak. Olur. Şuraya çok mu şey olur? Burayı doldurmayalım ya. Şu tezgah mı koysak dedim de. Şuraya mı? Ha, o aslında onun yeri orası biliyor musun? Ama orada çok kaybolur. Aynen. Bir de şey çok beyaz ya mutfak. Benim şu an tek gözüme batan o zaten. Yani beyaz oluşu benim canımı çok sıkıyor. O da mecbur yani. Bak şuraya koyabiliriz böyle. Ya da şuraya koyabiliriz. Bu şekilde direkt az önce. Yani sağ taraf daha mantıklı. Ya sağ tarafa koyalım ya da şu köşeye çaprazlama koyalım. Onu sen seç. Bence burası daha düzgün olur. Şöyle. Bak arkadan da o şeyi kaldırırız. Mobilyalar. Mobilya sil 28 46. Tamam o mis. Çok da güzel oldu bu arada. İyi, bu tarafı da doldurmuş oldu. Bir dakika, mobilyalar, mobilya düzenli 28-47. Şurada dursun. Havadan mı lan o? Ah, ben şu an bambaşka bir şey düzeltiyorum. Niye düzeltiyorsun? Gerizekalıyım ya. Aa şey gitti, tamam eklersin onu, nereye gitti? Ha şey gitmiş ya. Ha. Tamam sıkıntı yok. Panik yok. 28, 47 olamaz işte o mobil ya. Bir daha şey yap. Buraya kimse oturmaz herhalde ya. Oturur mu sence? Oturmaz şey zaten, oturulmuyor. Şöyle oluyor. Normal bak. Ha bozuyor. Hı hı. Bu zaten tık baga girdin ha. Hah. Evet ne diyorsun mutfağa yani, ben beni bir tek cezbetmeyen şu ya, şu an var ya, tek yapmak istediğim şu dolaplar dümdüz yönleri. Hı hı. Bir saniye dur lan. Sen oraya bir şey yap ya, bulaşık makinesi. Bulaşık makinesini nasıl yapalım? Evet. Düşünüyorum. Kafa patlatırsak yaparız. Onu geç, onu geç. Onu geç. Olmaz, olmaz. Geç geç. Kasa
kasa büyük. Hı? Çelik kasa var orada, büyük mü ki? Aşağıda. O ha. Büyüktür. Onu tahmin edebiliyorum, boyutunu hatırlıyorum yani. Ya bu ne lan? Çok, gerçi olur olur. Orta sehpayı da. Orta sehpayı da koyarız canım orayı. Şu hani şuraları böyle öldürmeden böyle biraz. Şeyin arkası yalnız. Şeyin arkası mı? Bu tam barlıkmış bu arada da. Ama hani en azından şey yapabilir. Bakayım. İyi doldur diye tanıyacak. Evet. Şimdi biz bulaşık makinesi mi yapalım dedik? Yani gözüne çok boş geliyorsa, çok boş gelmiyorsa. Ya bak şu önlere hat atabilsem, şu çizgiler var ya, ara çizgiler. Hı hı. Oralarda bir canlılık olsa veya bir kapak. 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 Dur. Ellerini kaldırıyor. Evet. Ama arkadan yo, çıkmaz. Çıkmaz. Çıksa da görünmez. Neydi o? Kitaplık gibi bir şey. Kitaplık mı? Yok ya, dolap gibi bir şeydi. Küçük ayna. İzleyenler Allah sabır versin. Harbiden Allah sabır versin. Tabii Mia'ya da versin. Şu muydu o? Sağda, aynen. Hayır hayır, bu değil. İçki var. O. Öyle mi? Evet. Değil lan. Ya o? Değil be. Sen bilirsin. O galiba. Ama o. Ha geçen gün bunu ben... Al lan, aldım. Seni mi kıracağım? Bu değil. Değil miymiş? Hayır. Bana 500... İşte bu? Bu değil. Değil mi? Ama belki iş yapar işte, bakacağım. Nasıl değil ya? Değil değil. O aynı... Lan onun içinde alkol var. Alkol mü var? Ya mini buzdolabı mı o? Evet. Kanibime ha? Gömerim. Onu bir yere gömeriz, başka bir yere. Dur. Dur dur ya, bence bu çok güzel olacak. Yani rengi biraz... iki tane deneyeceğim, para harcayacağım. Buna çok değer çünkü. Dur bakayım. Yani düşünüyorum, öbürü daha mı iyi olurdu renk açısından? Bu arada renk açısından o daha iyi olur. Her türlü canım daha iyi olur zaten de. Bir görelim. Nasılsa almış bulunduk bunu. Bu şurada dursun. Ya inanılmaz olacak ya. Lanet olsun. Neredeydi o? Mini buzdolabı mıydı o? Mini buzdolabında ne var diyorsan. Ya değil ama sanki ya. O değil, o değil. Ben de göremiyorum ki. Aslında şu fırından da şey olur. Bak kahve makinemiz de var. Kettle'ımız var. Bunları koyalım. Koyalım. Bak aşağıya in. O... olan orada bak. Bir daha bir tık daha. Şu işte şu ya. 1500. Aynen. Allah kahretmesin. Abi çok daha yakışır bu arada. Ama dur bakayım. Bu da değil galiba. Yo, bu mu? Bu. Bu da. Bu galiba çok büyük gelecek. Aa, bu tarafı iş yapabilir. Yo ya, şey yaparsın. Yere gömersin. Yere gömeceğim de kapak kısmı gözükmesin. Dur bakalım. Bu arada 10.000 dolar buna değer de. Dur bakalım, bir yerleştirelim.
Mecbur şöyle çevireceğim. Bir saniye. Ki böylesi daha güzel olur. Yok zaten aradığımız evet şey o. Ah yani. Aa dur bakayım. Beyaz bu. Yani evet beyazın oturuşu çok daha iyi ama hı hı. Renk olarak kesinlikle diğeri. Mobilya silden şu 28-62'yi bir silip bir tane daha yandakinden koyacağım. Tamam. Bakalım nasıl duruyor. Oturduk buzdolabı şey yaptık, mutfak yaptık. Ha bak mümkün değil şunu yapmak ya, yemin ediyorum bak. Mümkün de. Kimse uğra, hiçbir deli uğraşmaz yani bizim gibi. Ama giren şey olacak böyle. O siktir lan olacak kesin. Şimdi. Şeye bakmam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yapalım. Okey, tamam. Çok güzel oluyor. Üç tane daha yapacağız. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Bu kahve makinesinin altındaki dolap var ya. Hı hı. Oraya mini buzdolabını ön şekilde koyup bira dolabı gibi kullanmak nasıl olur? Şuradakilerin birine mi diyorsun? En sağdakine. Çok şurada. Güzel olur fakat şey olmayabilir. Deneyelim. Oturmayabilir mi? Ha oturur da. Ha oturmaya da bilir. İçi gözükmeyebilir diye korktum. Deneyelim. Çok da şık ya durur bu arada. Minicik şey yaparız. Çıkartırız şey kısmını. Bak kısmını. Bakalım. Şöyle olabilir. Güzel. Bir dakika. Doğru. Tam bir görelim de. Ne oynuyor lan şu an? Şöyle olsa... Aslında kötü durmaz. Dur bakayım. İçinden biraz. Şu beyaz gözükmese içinde var ya. Peki tam sokup bir baksak. Al işte şey oldu. Bulaşık makinesi. Ya da. Ah siktir. Bu da güzel oldu. Bayağı dolap oldu bu. Kapağı da var hem. Çıldırıyorum şu an. Ne diyorsun? Kafam karıştı şu an hangisi? Sağ mı sol mu acaba? Dur şu oyun içinden bakayım bir. Böyle bir şey söyleyeyim. Soldaki daha hoş görünüyor. Soldaki daha modern değil mi böyle? Evet daha şey görünüyor. Bu arada biz 1500 ama buna değiyor ya. Dur bakalım. Şuraya hemen bir tane yerleştirelim.
Yukarıda oldu. Yukarıda oldu değil mi? Ben de tam göre. Tam mesaj geldi o an telefonuma. 28-66 mı o? 66. Bilye düzenle. 28-66. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sarı olmasa iç mimar rolü yapıp paranın ağzına sıçmamız varmış yani. Şuradan bakalım. Oldu mu? Oldu galiba. Araya boşluk koyduğum için bunlara koysana şeyin fırının olduğu yerden. Keto. Şöyle koyalım bakalım. Yine mi aşağıda kaldı? Arada kalıyor gibi geliyor. Tam anlamıyorum ama. Ben de mobilyalar. Ya oğlum ekle lan. Dur bir saniye. Oynat. Yok o bir tık yukarıda. Yukarıda aynen. Şimdi yanına şu yenisini koyunca anlayacağız onu. Gel kardeşim dön. Hiç. Hop. İndir aşağı. Aşar. Bu mikrodalgaya bir müdahale yapmamız gerekebilir. Öne çek. Hadi. Evet. Onu bir tık öne çekeceğiz. Ama bu şurada biraz orantısız durur mu? Durmaz ya. Bu böyle duracak. Şimdi yüksekliğine bakalım. Şöyle. Yeriyle bunun arası aynı mı? Değil. Niye öyle oldu lan? Sola kaydırman lazım ama yok. Niye? Bu sefer şey olmadı. Yo oldu. Yani. Fırını biraz sola doğru. Dur bakayım. Ne hata ne? Bu bunun ortasında. Bu bunun ortasında. Bu bunun ortasında değil. Ama köşe niye olduğu için. Oldu? Bilmiyorum ki. Köşe olduğu için çok batmıyor göze. Bence şunu şöyle yapmışken, tamam mı? Buna H diyelim. Mobilyalar diyelim. Mobilya düzenle 28-64 diyelim. Bunu da tık tık yaptık mı? Yani şöyle yaparsak şimdi hepsi ortalama birbirine dengelenir. Onun da o çizgilerle farklı olduğu anlaşılmaz. Tamam. Mobilya düzenli 28-55 yapsak. Şunu da evet. Fırın. Onu da böyle hafif çıkar. Ya şuna diyorum acaba iki tane mi koysak buraya ya da. Dur bakayım şöyle. Ya tek şey gibi oluyor değil mi? Boş gibi oluyor. Ya tek bir tık evet yani ikili yapsak sanki çok daha realistik duracak gibi. Var ikili olanlar evlerde. Var evet. Yalnız 870. Ya abi mükemmel oldu ya. Bayağı Sims yaptık la oyunu. Bir tane daha fırın koyuyorum bak çok daha güzel olacak. Koy. Bence evi tamamlamayız. Bak böyle bırakırız. Ya mutfağı da bitirelim. Koltuğu koyduk, televizyonu koyduk. Rolde de şey olur. Hani ufak ufak döşüyorlar. Yani bir anda bitmiş olmaz mesela. Mutfağı yaptırdık, yatak odasını yaptırdık. Salon bitmedi. Tamam. Yani istiyorsan. Çünkü incik boncuğa girersek. Ben hastalıklıyım. Görüyorsun yani sıkılırız. Hah burada. Kalbime gömerim o zaman. Unutup da silerim o zaman.
Alt taraf hoş. Niye tam çıktı? Koydun mu? 28-72. Dolap kapağı yaptı ya. Güzel oldu. Mobil ya. Vallahi paranın ağzına sıçtık ama değdi be. Gerçi bir şey de sıçmadık be. Ne olacak? Kaç para harcadık ki? Bakalım şimdi. Oldu bence. Sana bir şey söyleyeyim, daha iyi oldu ikili. Evet. Şu dolap kapağı efsane oldu. Şimdi dur, bir tane daha çakacağım oraya. Şunu indireceğiz. Şuraya da koyacağız. Sonra bitecek zaten. Ve diğer kurtaran mobilyamız da fırın oldu bu arada. Şey, mikrodalga. Neredesin reis? Niye 5 6 tane tuşa? Nerede onun şeyi? Dur Bernardo, dur lan. Ne oluyor lan? Kimse oturmadı mı, oturmuyor hadi. Mobilya düzenle 28-75. Hay. Şimdi bir dakika, mobilyalar 28-73. Mobilya düzenle 28-73. Şimdi bunu getir buraya. Tıkla içeri, sok bir yeri gibi olsun hadi. Hah. Sok onu. Güzel. İndir, sağ ol. Şöyle bir koyayım. Ve birbirinden farklı oldu ama en azından oldu. Çünkü diğeri
Mobilyalar. 28-77 diğeri ne? Lan gözükmüyor. 6 galiba. 76 ile 77. 76. Tamam. 27 miydi? 27. Dur. 28. 76. Tamam. 28, 76. Hadi bozulma. Şu an gözüktüğün gibi gözük. Öyle yapma da ama. Mobilyalar 28, 70. Fotoğrafı mı alacaksın? Ha? Diğer tarafa mı olacaksın? Karşılıklı mı olacak? Ha böyle. Bence karşılıklı daha kibar. Sanki. Şöyle. Güzel. Tamam. Şimdi bir tane şeyimiz var değil mi? Şuraya musluğun altına da bir tane yapıyorduk. Hı hı. İş bitiyordu. Neredeydi lan o? Beço. Yalnız bir tık yoruldum. Yani. Ayarlamak zor bu arada. Bir tık yoruyor. Ben gene uğraşıyorum. Sen izliyorsun. Daha sıkıcı yani. Normalde böyle olması lazım bunun. Ha. Aynen. Kalınlık çıkıntı doğru mu? Doğru. Mobilya. Mobilya. Pardon yine. Sıkıntı yok. Mobilyalar. 28-61. 61 mi 67 mi? 67 galiba. 61. 28 61. Ha sen şey mi diyorsun? Ha evet 67'ymiş. Mobilya düzenle 27 28. 28 60. 61. 1 mi? 8 evet. Miydi? Hayır 8'di. Hayır. Neyi seçtim lan? Hiç elle bir şey mi? Dur kafam gitti. Kafam tamamen gitti. 28-67 unutma. Tamam. 28-67 miydi? Evet. Bas. Allah'ım. Da. Öbürünü ters çevireceğiz zaten. Onu yapalım değil mi? Çirkin duruyor ya. Hı. Değiştir olmadı. Şu şey muhabbeti güzel oldu. Kapak yaptın ya bir de. Şey tutamaçları diyorsun değil mi? Hı. Evet o güzel oldu. 28-65. Ay. Onu koyduktan sonra bir uzaktan baksana ya. Bakacağım. Yamukluğu var biraz. Sol dışarıda gibi. Yirmi sekiz seksen iki. 28-82.
Nerede mikrodalga? Aşağıda galiba. Ulan bir kez de istediğimiz açıda çık yavşak. As. Al sana bu da ankastre şey. Bak şimdi bak. Ankastre bulaşık makinesi yapıyorum sana. Yok artık ya. Dur bak. Yalnız kahve makinesi çok güzelmiş ya. Bayağı güzel. Ulan altındaki tuşa sıçayım. Aga be. Köpürtme şeyi bozuyor, değil mi? Evet ya. Saniye. Yan çevirirsen oluyor mu? Olmaz. Teşekkür. Dur bakayım. Çok güzelmiş makine, harbiden parlıyor falan da. Aynen. Dur bak şunu. Ay. Kaçmış o? 28.84. 84 Mobilyası. iyi. Hayır. 28.39. Emin misin? Bence. Emin Bence misin? öyle. Bence öyle. 39 Bence. bence dolap, 28.84.
Bilmem. Bismillahirrahmanirrahim. Mobilyası. Bilmem. Ya ben kendim... Hayır! Olmak istiyorum. 28-84'ü siler misin? Ya çok çok çok... Hangisini sileyim? 28-39'u sileceksin. 28-39. Evet. 28-39. Ağzına sıçtık. Ağzına sıçtık. Kontrol Z yok mu lan? 28-88. Tamam. Değil mi? Tuvaktaki her şeyi siliyoruz, tek o kalıyor. 28-88. Tamam. Evet. Evet, buzdolabıyla başlayalım. Evet. Aklıma bir şey geldi. Buzdolabından raf mı, şey mi, tezgah mı yapsak? Ya! Aaa! Ne güzel oluyor lan böyle. Büyüklük oldu. Dur bakayım. Buraya da mikrodalgadan bir kapak. Evet. Bence yok. Yeter, yoruldum. Şu an kafam çalışmıyor bu arada. İnşallah doğru koyuyorumdur. Doğru. Böyle sanırım. Hı hı. Şunu hala denemedik ya. Şu kurutma makinesini. Kurutma makinesinden çok ümitliyim ama. Nerede mini buzdolabı? Kardeşim benim, cuk diye geldin ha. Hiç olmazsa yani, aynen şey tarafıyla geldi. Koyacağımız. Şimdi dur şunu. Bir tık aşağı. Yani bir tık daha aşağı ama şurada şey gözüküyor bu sefer de. Gördün mü? Ama yok. Mecbur böyle yapacağız. Ya da mecbur öyle yapmayacağız. Bunu bir tık aşağı indireceğiz olması gerektiği gibi. Zaten bozduk şeyi. Bunun doğrusu bu normalde. Şimdi buradaki hata ne o zaman? Hata bizim buzdolabını yanlış koymamız. Mobilyalar 28-38 mi sence o? Ben bak en son bir dakika, rakamlara bak. 28-28-38-89 kesinlikle 28-87 veya 89. Not alsana bir. Ya 87 ya 89. 87-89 aldım. 28-87. Dur bakayım. Bir tık, bir tık. Bak, heh, bu şeymiş. Tamam, doğru yakaladım. Tamam. Ya yani mikrodalgayı arkaya atarak işi çözdük gibi şu an. Şimdi evet. Ben onun sadece kafama takılan şu. Onu ben bulaşık makinesi yapmak istiyorum. Bunun için iki şey aklıma geliyor. Bir oyun konsolu, iki kumanda. Konsol düz değil ama. Yani kumandayla ben onu yapabilirim belki. Dur bakayım. Şöyle. Bunu böyle dikleştirelim. Sonra hop, o değil kardeşim. Sonra bunu yana... Deprem oluyor sandım da. Tamam. Bunu şimdi yan çevirmek istiyorum. Gerçekten mi? Döndürme yok mu bunu ya? Olur mu ya?
Ne oluyor acaba? Tamam. Şimdi böyle çevir. Tamam. Bir bakalım. Biraz daha çevireceğiz şöyle. Abi kırmızı senin ben ağzına. Evet, o objelerde çok şey yapıyor, engelliyor. Hiçbir şey göremiyorum. Dur bir V'ye geçeceğim. Hıh. Olabilir bu arada hiç. Ya o çok önemli değil de. Burada önemli olan şunu. Tamam. Ya abi yönler çok karışık şu an, Allah'a emanet. Ya bir H yapalım da bir görelim ya. Bence direkt gayet oldu. Oldu hiç elle mi? Gayet oldu. Bak şimdi uzaklaş ve bak. Buradan falan bir baksana ya. Oha harbiden bayağı mutlu. Yani. Şaka gibi ya. Harbiden. Çok iyi oldu. Değdi yani. Yani bayağı iyi oldu. Millet şey yapacak mı gördün? Ulan oyuncular. Ulan nereden o dolap, niye göremiyorum ben falan diyecek. Ya dolap koymuşlar nerede ya? Ya tamam. Sana bir şey söyleyeyim. Bilgisayarı kötü olan birisi evin içine girince ev patlayacak ki evi. Şey bilgisayar yanacak onu. Bilgisayarı kesin patlar. Bak ben şu an şeye düştüm. 38'e düştüm. Aa harbi mi? Hı hı. O kadar etkiledi mi ya? Ama şu an gene... Ama şöyle rahatsız değilim. Yani akıcılık var. Ya bir de ev içerisinde şey önemli değil ya çok. Aynen öyle. Araba sürmüyor. Bir şey olmuyor. Hop. Allah kahretmesin. O tarafa gitme ha. Koyalım bir tane ya. Bence evin iç mimarisi burada bir bekleyebilir artık. Beklesin ya, masayı falan şeyde koyarız, rolde koyarız. Koyarız. Şu an zaten bir şey kalmadı zaten. Bir masa koyulacak. Ya yemek masası yapacağız. Bir şöyle işte müzik kutulu şöyle janjanlı bir kesim yaparız. Taraf yaparız. Şuraya 3-5 kül tablasıydı, viskiydi, bir şeyler, şişeler koyarız. Bir kişi zevk köşemiz şey yapmak yok mu? Ne? Buraya müzik kutusunu koyalım. Ya yemek masası boş ver ya. Ya. Bence müzik kutusu koyulup buraya şey yapılabilir böyle. Yani dediğim gibi o janjanlı duvar ışığını koyup altına böyle stand bistro tarzı bir şey yapılıp böyle hani atıyorum misafir de geldiğinde burada bir şeyler içer millet. İşte küçük bir alkol köşesi. Aa alkoller burada olacak zaten. Buradan alıyor. Aynen. Müziğini açıyor. Standlar var 2-3 tane. Muhabbet, geyik. Sonra televizyon izleyelim. Burası yemek masası olur. Tamam. Spor yapacağımız alan. Ne bileyim burası olur. Bir şey yaparız buraya. Şuraya işte kum torbası, buraya dumbbell'lar, mumble'lar. Ben yere gene sana mat falan yaparım bir şekilde. Bir ışık koyarız. Ona şüphem yok bu arada, yaparsın. Bir de Zikra'ya bir kapı eklettireyim de şuralara kapı koyalım. Herkes koyabilsin bütün server. Burası zaten çok tatlı oldu. Çok güzel oldu ya.
Ama mutfak yani şu an favorim mutfak. Benim de. Kesinlikle yani. Şu an favorim mutfak, çok iyi oldu. Bakar mısın abaya? Bu ne abi? Oha. Şu kısımları bitirip şuraya saat maat koyup bir de böyle tepeye lamba mamba yaptım mı ben? Tam olur burası. Ay mutfak çok iyi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Artık burada iki tane nohutlu yemek, etli nohutlu yemeği yaparsın ya. Kuru fasulye de yapacağım sana. Yaprak sarmayı da öğrenirim internette. Sarı. Efendim. Kurbağa geldi. Kurbağa geçti gene ya. Bunları bir ilaçlatalım. Tamam. O zaman dur ben bir videoyu kapatayım. Geliyorum iki dakika. Değil mi? Arkadaşlar. Benim şu an beynim yok. Sıfırım. Videoyu kapatıp şey yapacağım. Böyle arkama yaslanıp muhabbet edeceğim. Bir de şuraya doğru dönük olayım da. O zaman sabırla beklediğin için sana teşekkür ediyorum. Ne demek ya, ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Aynen. Eline koluna sağlık. Senin de gözlerine, aklına, fikrine sağlık. Şimdi şu Discord'u kapadım. Videoya bir bay bay diyeyim, geliyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar, Fulya'yla, Mia'yla. Bak çok sıkılmıştır eminim. Arkasından konuşuyorum şu an. Çekilecek çile değil. İzleyenler de sıkıldıysa yapacak bir şey yok. Hani sırf niye atmıyorsun nuz demeyin diye attım. Artık geçe geçe falan izlersiniz ya da bilmiyorum. Arkadaşlar dur kamerayı da açayım. Ooo patates oldum. Tam 2 saat 57 dakika 3 saatlik video atmış olacağım. Kesmeyeceğim, kırpmayacağım, dümdüz koyacağım. Öpüyorum sizi, kendinize iyi bakın. Artık bundan sonra bu evi güncellerken bir şeyler çekmem. Hani en azından nasıl bir kafayla yapıldığını görmüş oldunuz. Oyun içinde de yayında da bir şey görürseniz veya sadece YouTube'dan izliyor da Saru'yu takip ediyorsanız detayları görürsünüz, değişiklikleri. Böyle işte. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet.